Şimdi ölümü anmak kalbi inceltir, ruhu inceltir. Eskiler bunu rabıtayı mevt dedikleri sürekli ölümü tefekkürle gerçekleştirmişler. Şimdi sokağa, caddeye, basına, televizyona bunlara baktığınızda ölümü hatırlayabilecek pek bir değer görmüyorsunuz. Aksine hayat kutsallaştırılıyor. Yani kutsallaştırılan şey asıl bir gaye gibi öne sürülüyor. Bir kere geldin ve çok güzel bir hayat yaşaman lazım diye kutsallaştırılan şey hayat oluyor. Ve bunun içerisinde ne oluyor? İnsanlar demek ki ben dünyaya, bu dünyada murad almak için geldim diyor. Bunu diliyle kimse söylemiyor ama yaşantılarımız bunu gösteriyor. Şimdi aksine biz güzel bir yaşam için değil de güzel bir ölüm için geldik sahabe mantığıyla. Lakin ne üzücüdür ki ölüm her köşede unutturulmuş. Bu yüzden de fazla zikretmemiz, fazla hatırlamamız ruhumuzun incelmesi için çok önemli olacaktır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ekseru zikra hedemü lezzet demiş değil mi? Lezzetleri acılaştıran ölümü sıkça anınız, zikrediniz demiş. Şimdi bugün kabir dersi yapacağız, sekerat dersi yapacağız. O ölümden son anı var ya ölümün, sekerat dediğimiz. Ve ondan sonraki gideceğimiz kabir alemi, berzah alemi yani koridor denen kabir alemi var ya. Onun dersini yapacağız. Ders bittikten sonra hepinizdeki şu algı tamamen değişecek. Bazen dünyada çok çekmiş bir insanı gördüğümüzde bizim dilimize yapışmış, pelesenk olmuş bir şey var. Ne diyoruz? Öldü de kurtuldu diyoruz. İnanın şu dersten sonra bu algı değişecek ve diyeceğiz ki öldü de yakayı kaptırdı diyeceğiz. Çünkü kaçacak yeri olmayan bir diyara gitti artık. Şimdi bu dünyada bir şeylerden kaçabiliyorum. Hiçbir şey olmasa ne yapıyorum? Ya kendimi uyuşturuyorum veyahut uyku anını yaşıyorum değil mi? Biraz zihin rahatlıyor. Şimdi kabirde bu imkanların hiçbirisi mevcut değil. Madem mevcut değil, o zaman artık birisine öldü de kurtuldu demek abes oluyor. Ne demek lazım biliyor musun? Öldü de yakayı kaptırdı demek gerekiyor. Şimdi Üstad Hazretlerinin talebesi merhum Zübeyir Gündüzalp abi diyor ki Üstadım diyor ben diyor korkuyorum diyor. Bu ölüm ve kabiri ne zaman hatırlasa. Üstad Hazretleri ne diyor ona? Korkma Zübeyir, titre diyor. Şimdi bazı meseleler korkulacak meseledir. Bu korkulacak mesele değil, bu titrenilecek mesele. Allah Allah. Hicretin ilk yıllarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir çarşı kurduruyor. Nereye kurduruyor biliyor musunuz çarşıyı? Sizce nereye kurduruyordur? Kabirlerin üstüne kurduruyor çarşıyı. Neden? Çünkü anlıyor ve biliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok ticaret ehli ölümü unutuyor ya. Onlara da bir manayla mesaj veriyor. Sizler o geçici dünyanın ticaretini yaparken her şeyi unutun ama karınızı bile unutun ama ölümü asla unutmayın diye onun mesajını veriyor. Bakın şu ayet ölümün ne kadar dehşetli olduğunu böyle yani nasıl diyeyim taş kalpli olsak çiviyle kazır şu ayet var ya. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim der, ne olur beni dünyaya geri gönder. Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi bir iş yapayım. Nasıl pişmanlık değil mi? Neler görmüşlerse. Başka ayette öyle diyor değil mi? Ya leyteni kuntu turabe diyecekler diyor. Keşke toprak olsaydım diyecekler diyor. Allah cevap veriyor bak ayette. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Böyle ciddi bir mesele. Sekerat yani ölüm sarhoşluğu. Sekerat, sekir halinin çoğulu, ölüm sarhoşlukları manasındadır. Şimdi insan öldüğü anda, o anda bizim rivayetlerden anladığımız kadarıyla beyninden vurulmuş bir hale dönüyor. Bu yüzden onun sarhoşluğu yani ölümün sarhoşluğu diye ifade ediliyor. Bu arada şimdi bizler de gideceğiz değil mi? Biz aslında kendi yol haritamızı okuyoruz. Sekeratı yaşayacaksın değil mi? Oradan berzah alemine geçeceksin değil mi? Geçeceksin. Neyle gideceksin böyle başka biri mi? Hayır, bu akılla gideceksin. Bizzat şu okuyacaklarımı mutlaka ve mutlaka buradaki herkes yaşayacak. Bizzat üstümüze alınalım. Kaf suresinde şöyle bir ayet geçiyor. Ölüm sarhoşluğu geldiği zaman. Öldün ya düşün. İlk kez gördüğün bir şey var karşında. Ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir.
Allah Allah. Bu ve benzeri ayetler okunduğunda veyahut hadisler rivayet edildiğinde kaç tane sahabenin düşüp bayıldığını böyle siyerden okusanız hayret edersiniz. Biz de aynı Kur'an'ı okuyoruz. Ama bizim hayatımızda hiçbir şey değişmiyor. Hala nazlana nazlana, pazarlık üstüne pazarlık. Bizim niye böyle oluyor? Belli ki kalplerimiz katılaşmış, ruhlarımız kalınlaşmış ve inşallah bugünün dersi bunu inceltmeye bir vesile olur, değil mi? Sahabenin ayetlerden etkilenmesinin bir diğer sebebi de onlar güzel bir yaşamın değil, güzel bir ölümün peşindeydi. O zaman genelleme yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bir insan hakikati duyduğunda Kur'an'dan, hadisten, ayetten onun ahvalinde hiçbir şey değişmiyorsa demek ki o ayetle ilgili hiçbir planı yok demek. Ama yarın yağmurlu deyince hayatımız değişiyor. Filanca bir şeye zam gelecek deyince hayatımız ve hayatımızın planları değişiyor. Neden bu ayetler bize ahireti değiştirmiyor? İşte buna iman hastalığı deniyor dostum. Ayeti duyuyoruz, sahabe düşüp bayılıyor ama bizim hayatımızda bir şey değişmiyor. Şimdi bu ölüm sarhoşluğu dedik değil mi sekerata? Sarhoşluk şu demek, damarından girdiği anda aklını başından alan şeye ne denir? Sarhoşluk denir. Sarhoşluğun çeşitlerini sayalım desem, herhalde aklınıza sadece içki gelmeyecektir değil mi? Damarından girdiği anda, o insanın bazı damarları var manen, o damardan girdiği anda sana başka hiçbir şey düşündürmüyor, aklını başından alıyor. Sarhoşluk buymuş. Neydir onun çeşitleri? Siyaset, sarhoşluğun bir çeşidi. Futbol, sarhoşluğun bir çeşidi mi? Sarhoşluğun bir çeşidi. İntihar eden varmış ya. Futbol maçında mağlup olmuşlar. Bizim burada arkadaşımız anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Devamında da varmış. Birkaç tane hikaye duydum. Bu ne oluyor o zaman? Bu futbolun sarhoşluğu oluyor. Parayla sarhoş olan var mı? Paranın sarhoşluğu. Yani para meselesi damara girince sekeratmış, kabirmiş, ölümmüş, ahiretmiş. Bunlar benim umurumda değil noktasına gidiyor. Bu sarhoşluk mudur? Sarhoşluktur. Başka? Ya lezzet sarhoşu var ya. Şimdi sizler de sosyal medyadaki o artışın farkındasınızdır değil mi? Sürekli yemekler, yemekler, yemekler. Yani yanlış anlaşılmasın, yiyin inşallah en güzellerini yiyin. Ama Allah'ı unutmadan yiyelim. Aman bir ünlü bulalım, yemek tanıtalım. Aman birini içeri sokalım, yemek tanıtalım. Ay bu yemeği satalım, ay bunu daha fazla satalım. Ta zamanında veli bir zat böyle ekmeğin bir çeşidinin çıktığına üzülmüş. Demiş ki tüh demiş ya. Şimdi biraz daha mı insanlar lezzetini düşünecek demiş. Bak. Düşün ya küncülüdür ya lokumludur ya bir şeylidir işte. Allah Allah. Şimdi bir insana bakıyorsun değil mi? Ömrü böyle şurada geçiyor. Kahvaltıyı burada yaptım, öğle yemeğini burada yaptım. Yata bindim, bu yemekleri açtırdım. Akşam lokantaya gittim, bana böyle hizmet ettiler. Bu ne oluyordur şimdi? Sarhoşluk mu değil mi bu? Damarına lezzet diye bir şey girmiş. Dil kapıcısı ha. Hayvani, cismani dil kapıcısı. Yesen ne, yemesen ne yani? Damara girmiş bu. Hayatı neye dönüşmüş? Ölüm sarhoşluğuna. Şimdi bu sarhoşluk çeşitlerini ben niye anlattım? Niye anlattım? Hadis var. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Bazı kaynaklarda merfu hadis diye geçiyor yani nispet Efendimiz Aleyhisselam ama biraz az manasında oluyor. Ama manası nasıl? Çok derin değil mi? E şimdi sen yemekle yaşadın. Gözünü açtın ne bekliyorsun sekeratta? Şimdi kalbinde ve aklında sürekli iş yerinin planları var. Sürekli. Şuraya yeni raf takayım, buraya yeni bir şey yapayım, şu dükkanı böyle büyüteyim. Aklın kalbin, ya arkadaş her oturduğunda bunları mı düşüneceksin? Ya bu Kur'an'ı anlamak senin vazifen değil mi? Başka yol var mı? Senin vazifen değil mi bu Kur'an'ı anlamak? Ne nazlanıyorsun? Adam yatıyor iş, kalkıyor iş, sekeratta öldün. Men Rabbüke'den inince ne diyeceğini zannediyorsun? Ne diyeceğini zannediyorsun? Sarhoşken neyi söyleyeceksen, sekerat anında yani ölüm sarhoşluğunda da aynı şeyler dilinden dökülecek. Allah diyemeyeceksin o anda. Böyle böyle. Kalbe ne giriyorsa sıkınca içinden o çıkacak o anda yani. Biz anlamıyoruz böyle. Dünyayı kalbe koyma deyince adam diyor ne yapayım diyor dünyayla mı uğraşmayayım falan. Ya arkadaş ne Kur'an biliyorsun ne hadis biliyorsun. Bunlarla uğraş diyoruz ya. Dünyanın beş misli senin olsun ya. Başka bir hikaye var altında. Ne Kur'an biliyorsun ne hadis. Hayatında ne namaz var ne başka bir şey var. Ne Rabbin kim denildiğinde tarif edebileceğin iki cümle var hayatında. Anlasana bilmiyorum diye ya. Yok kılıf üstüne kılıf. Kılıf üstüne kılıf. Bu an kılıf da kalmıyor biliyor musun? Hadi şimdi bana bir şey dedin. Biz dostuz bir yere kadar bir şey söyleriz. Başkasına gittin ikna ettin. Camide bir imam efendiye denk geldin. İmam efendi seni kırmamak için iki cümle etti. Onu da umursamadın. Çektin gittin. Kabirdeki sarhoşlukta damarından ne geziyorsa o çıkacak. Allah Allah. Allah Allah. Ölüm anı çok zor. Bu ölüm anı bizim tahminimizin ötesinde bir şey. Diyorlar ki hani bir yerimize bir diken batsa niye acıyor? O acıyı niye çekiyorsun? Can çekiliyormuş orada.
can çekildiği için iğnenin battığı yer o kadar acı veriyormuş. Şimdi sen öldüğün an sekeret anında bütün hücrelerinden can çekişecek. Yani böyle bir acının tarifi mümkün değil. Davut Aleyhisselam şöyle söylemiş. Ölüm anı kişinin saçına gelen siklet. Sadece saçın çekeceği ağırlık acı. Bir dağa gelse ölümün ağırlığından yerin dibine çökerdi diyor. Yine rivayetlerde geçiyor. Hazreti Musa'ya demek ki vefatından sonra bir şekilde sormuşlar. Hazreti Musa'ya sorarlar, nasıl öldün? Şu cevabı vermiş, bakın bir peygamber bu. Kasabın elinde derisi üzülen bir koyun gibiydim. Allah Allah. İnanılır gibi değil, değil mi? Hazreti İsa'ya isnat edilen bir rivayet var. Bir gün Hazreti İsa bir koyunun kulağına eğilip bir cümle söylüyor. Koyun günden güne eriyor, ölüp gidiyor. Kavmi de diyor ki, ey İsa ne söyledin? Her gün size söylediğimi söyledim. El mevtu hakkun. Yani ölüm haktır. Size her gün söyledim. Ona ise bir kez söyledim. İnşallah bugünkü ders o bir kez manasında olur. Hulkum. Şimdi ayette diyor ki, felevla izâ belagatil hulkume. Ne demekmiş biliyor musunuz bu? Vaka suresinde. Can boğaza dayandığı zaman diye geçiyor. Bak. Şu canın boğaza dayanmasına hulk. Canım boğazıma geldi derler değil mi? Bak o aslında bir ayetin tabiri. Şimdi ruh çıkmaya nereden başlıyor biliyor musunuz? Ayaklardan başlıyor. Çıktığı yer üşümeye başlıyor. Ayaklardan ruh çekiliyor, çekiliyor. Tabii o çekilme yumuşak mı olacak? Yoksa dikenli bir telle mi çekilecek? Allah bizi muhafaza etsin yani. Ayaklardan çekilmeye başlıyor, ayaklar üşümeye başlıyor. Ruh geliyor, geliyor kalbe. O anda kalbin akıllara zarar bir şekilde ritimle atabiliyor. Yine diyorlar ki kişinin imanına göre değişecek diyorlar. Ta oradan geliyor, 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 tam boğaza geliyor. İşte ayetin tabir ettiği, hulkum dediği tam kısım burası. Can boğaza dayandıktan sonra artık senin şehadet alemiyle bütün ilişkin kesiliyor. Ve Azrail Aleyhisselam ruhu boğazından söküp alıyor. Can artık boğazdan çıkmıştır. Ölüm anı. Kim yaşayacak bunu? Geçen ölen mi? Sen de yaşayacaksın. Ben de yaşayacağım. Tam bu anları yaşayacağız. Ölüm sarhoşluğu denen, ölüm baygınlığı denen sekeret anını bayılmadan aynı bu akılla yaşayacağız bir şekilde. Naziat. Ve naziati garka. Ne demek biliyor musunuz? Ayette geçiyor. Ve naziati garka. Andolsun söke söke çekip alanlara. Allah Allah. Biz buradan anlıyoruz ki Azrail Aleyhisselam'ın avanileri de var, yardımcıları da var yani değil mi? Artık geldiği cemaat, geldiği grup kişinin imanına göre nasıl gözükecekse. Andolsun söke söke çekip alanlara. Allah Allah. Nasıl alınıyormuş biliyor musunuz? Şimdi bu dikenli bir çubuğu pamuk bahçesine batırsan. Çektiğinde pamuk gelir ama tamamı gelmez değil mi? Aynı ruhu böyle her çektiğinde bedenin bir parçasını koparırcasına ruh alınacakmış bazılarında. Öyleymiş öyle. Bakın rivayete bakın. Hazreti Ömer Kabul Ahbar'a soruyor. Yahudiyken iman eden bir alim Kabul Ahbar. Can bedenden nasıl çıkar diyor. Kim soruyor? Hazreti Ömer bak. Cevap veriyor. Can insanın vücuduna yerleştirilmiş dikenli bir dal gibidir. Bu dikenlerin her biri insanın bir damarına yapışmıştır. Sonra güçlü kuvvetli bir adam gelir ve o dalı çekip çıkarır. Kopan damarlar kopar, kalanlar kalır. İşte can bedenden böylece ayrılır. Allah'ım sekerat-ı mevkten bana yardım et diye devam ediyor. İbn-i Mace'nin cenayiz babında, Tirmizi'nin cenayiz babında geçiyor rivayet. Şimdi hayal edebiliyor musun böyle bir şeyi? Bak bunu kesin inşallah bu şekilde yaşamayız ama bu anı yaşayacağız bir şekilde. Ya bir diken batmasına dayanamıyoruz ya, bir iğne batmasına dayanamıyoruz. Nasıl olacak bu iş böyle? Az önce söylediğimiz ayetten birkaç ayet sonra da ve nâşiâti neştan diyor. O da ne demekmiş biliyor musunuz? Andolsun incitmeden söküp alanlara. Demek inşallah birilerinin ruhu da böyle alacakmış. Yani tereyağından kıl çeker gibi. Aması var. Ama diyor ki alimler bu sekeret anı her türlü zor geçecek diyorlar. Tereyağından kıl çekilme gibi kolay tabiri bir kafirin ölümüne, bir kafirin sekeratına göre daha kolay olacak diyorlar. Yani bu ölüm sekeratı öyle ya da böyle aklımızı başımızdan alacak şekilde geçeceğe benziyor. Allah kolay geçirenlerden eylesin inşallah. Ayşe annemiz ne diyor biliyor musunuz? Bakın şimdi rivayete bakın. Birazdan rivayetin ayrıntısını da okuyacağız.
Ben Hazreti Peygamber'in vefatında çektiği ızdırabı gördükten sonra kolay ölmesinden dolayı kimseye gıpta etmem. Tirmizi'de geçiyor. Ve devam ediyor yine Ayşe annemiz. Başka bir rivayet. Resulullah aleyhissalatu vesselam benim göğsümde olduğu halde vefat etti. Resulullah aleyhisselamdan gördüğüm şeyden sonra ölümün şiddetini kimse için çirkin saymam diyor. Nasıl geçiyormuş sekerat anı? Az önce de peygamberlerin cümlelerini anladınız değil mi biraz? Sekerat anını nasıl tasvir etmişler değil mi? Allah Allah. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın vefatı yani sekerat. Hazreti Abbas bir gün yeğenine gelir der ki ya Resulallah sana çok eziyet ettiler. Senin şu makamını yüksek bir yerde yapsak da artık sana ilişmeseler. Her kapının önüne gelen sana bir şey sormasa da artık seni rahatsız etmese. Ne der biliyor musunuz? Amca ne gerek var der. Bunu deyince onun her halini bilen amcası Hazreti Abbas anlar ki ruhunun ufkuna yolculuk var. O günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe irad ediyor ve orada diyor ki Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. Tercihi kendisine bıraktı. O kul ahireti seçti. Hazreti Ebubekir hıçkırıklar içerisinde kalıyor. Yanına gidiyorlar diyorlar ne oldu ya Ebubekir ne oldu? Diyor ki vallahi o kul Resulullah'tır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahiret aleminin kapılarının kendisi için açıldığının işaretlerini veriyor. Efendimiz Aleyhisselam özellikle son döneminde bol bol kabir ziyareti yapıyor ve Uhud şehitliğine gidiyor. Çok fazla gidiyor. Sefere çıkmadığı her hafta mutlaka bunları yapıyor. Bunlar da hayatımızdan eksildi. Bunları da katalım mutlaka hayatımıza. O esnada bakışları semada şu cümleyi söylüyor. Kardeşlerimi çok özledim. Sahabe soruyor. Kurban olayım iyi ki soruyorlar ki biz öğreniyoruz. Ya Resulallah kardeşlerin bizler değil miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Hayır. Sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmedikleri halde iman etti. Sesimi işitmeden davetime koştu. Ben o kardeşlerimi kıyamet günü tanıyacağım. Sahabe yine soruyor kurban olduklarım. Nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diyor. Sizin bir sürü atınız olsa, onların ayak ve alınlarında beyaz olsa o nişandan tanımaz mısınız? Ben de bana iman edenleri alın ve ayaklarındaki abdest izlerinden tanıyacağım. Allah'ım beni görmeden iman edenlerin yaptıklarını 10 katıyla sevaplandır buyuruyor. Amin, amin, amin. Allah Allah. Vefatının son 13 günü çok ağır geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ateşli hastalığa yakalanıyor. Kendisinin tabiriyle Hayber Kalesi'nde yediğim zehirli etten dolayı bu ateşli hastalığa tutuldum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Son günde dahi hanımlarının hukukunu korumaya çalışıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani her gün birisinin evinde kalmaya devam etmeye çalışıyor ama son 4 gün bugün sıra kimde, bugün sıra kimde diye biraz fazla sual edince hanımları anlıyor ki Allah Resulü Aleyhisselam son nefeslerini Ayşe annemizin yanında vermek istiyor. Ve onlar da hakkından fedakarlık yaparak Ayşe annemizin evinde vakit geçirmesine müsaade ediyorlar son 4 gün içinde. Efendimiz Aleyhisselam hücre-i saadetlerinde başı Ayşe annemizin göğsüne yaslanmış. O esnada Ayşe annemizin kardeşi Abdurrahman içeri geliyor ve bir misvak veriyor. Ayşe annemiz ister misin deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ima ile isterim diyor. Misvağı eline alıp dişine sürmeye çalışıyor ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gücü yetmiyor. Ve en son 3 kez La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah diyor. Sonra da Ayşe annemize dönüp Ayşe meğer ne kadar ağırmış ölüm sekeratı diyor. Bu cümleden sonra da ruhunun ufkuna yürüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bilmem bir şeyler anlatabiliyor mu bu haller bize? Ölüm sekeratının şu dünyada karşılaştığımız bütün zorlukların üstünde bir evre olduğunu bilmem bizlere anlatabiliyor mu acaba? Münker Nekir. Ölen kimseyi mezarında sorguya çeken ve belli başlı noktalarda cezalandıran iki melek var. Onların ismi Münker ve Nekir. Kabirdeki bu sorgu ekseriyetle İman sorgusu üzere olur. Biz rivayetlerden biliyoruz ki Münker Nekir kabirde ilk neyi soruyor? Men Rabbüke ve men Nebiyüke ve me Dinüke. Men Rabbüke ve men Nebiyüke ve me Dinüke. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Dinin nedir? Şimdi burada men Rabbüke demesinin altında bir mana var. Mesela Allah'ın kim demiyor da Rabbin kim diyor. Halbuki Rab Allah'ın
esmalarından bir esmadır. Öyle değil mi? Hatta İbn Hacer el-Eskalani'ye göre ismi azamdır, Rab ismi. Şimdi Rab manasında çok önemli bir olay var. Zaten ilk inen ayete de bakarsanız İkra bismi rabbike diyor. Yani Rabbinin adıyla oku diyor. Yine orada da Allah'ın adıyla değil, Rabbinin adıyla oku diyor. Şimdi bizim kabir aleminde Allah benim Rabbimdir diyebilmemiz için bu dünyada Rab isminin gölgesinde yaşama zorunluluğumuz var. Peki Rab ne demek? Rab terbiye eden demek. Hüzünlerini, sevinçlerini yönlendiren demek. Rab bir şeyi hamken alıp olgunluğa ulaştıran demek. Mesela şu masa odun halindeyken masa haline dönüştüren bu masayı terbiye etmiştir. İşte Rab isminin tecellisi bu şekilde manasındadır. Şöyle ham demirleri alsa, teknolojiyi alsa, birisi ondan araba çıkarsa o demirleri ne yapmıştır? Terbiye etmiştir. Küçücük bir çocuğu annesi böyle yap, böyle yapma, böyle yap, böyle yapma dese o çocuğu terbiye etmiştir. Yani hamlık zamanından alıp bir olgunluk serüvenine götürmüştür. Şimdi bu dünyada senin hayatını yönlendiren, şekillendiren, gayeni, amacını, hedefini belirleyen eğer Allah'sa men Rabbüke sorusunun cevabı kabirde sıkıntı yok. Ama Allah değil de hayatının zevklerini, renklerini, hüzünlerini, eğlencelerini yönlendiren başka şeylerse, işinse, bir makamsa, şu nefsin elinden çektiğimiz yeter, şu nefsin içindeki heveslerinse eğer sen benim Rabbim Allah'tırı kabirde söyleyemeyeceksin dostum. Ne diyeceğiz o zaman? Allah muhafaza Firavun gibi ene rabbikümül âlâ öyle diyor. Ene rabbikümül âlâ ne diyor? Ben sizin yüce Rabbinizim diyor. Neden böyle diyor? Çünkü Firavun'un hayatını yönlendiren kendi Rab olarak taptığı nefsiydi. Hatta o kadar nefsi büyüdü ki kendisinin tapması yetmedi. İnsanlardan da bu yüce Rabbinize yani bana tapacaksınız dedi. Bak bunları şimdi soralım ha. Sekerat da çare olmayacak. Kur'an var ya Kur'an. Şu kainatın varoluş amacı. Ne zaman şu soruyu sorsam kardeşim, Kur'an'ın sadece yüzü değil manasına da vakıf mıyız? Yani başıma bir olay geldi. Acaba şu üç ayet, şu üç hadis, şu siyerde geçen üç tane rivayet, şu alimlerin bu ayet ve hadisleri yorumladığı, şöyle yön gösterdiği bir pusula, aa evet demek ki ben böyle bir durumda böyle yapmalıyım ha beni yönlendirebiliyor mu? Yönlendiriyor mu? Kur'an'ı biliyor muyuz? Dükkanımızda raf raf nelerin dizildiğini biliyoruz. Kur'an'da bu meseleler nasıl tasnif edilmiş? Hadislerde sen şu yollardan şöyle yürü de ahirete vasıl ol nasıl beyan edilmiş? Biz bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niye bilmiyorsun? Çünkü Rabbin olarak Allah'ı alsaydın hayatını ona göre yaşayacaktın. Rabbin olarak nefsini aldın hayatını böyle iş güç bahaneleriyle ona göre yaşadın. E şimdi biz şimdi sekerat anında men rabbüke denilince ne diyeceğiz o zaman? Senin hüznünü, senin mutluluğunu, senin eylemlerini ne yönlendiriyorsa o senin. Rabbin çünkü o terbiye etmiş seni. Neyin elinde hamursun? Kur'an'ın elinde mi hamursun? Bak hala şu gözle bakıyoruz. Ya Kur'an'ı bilmek, hadisi bilmek alimlerin işi, onlar bilsin. E madem onlar bilsin, bir alimin yanına git sana da ne kadar bileceğini anlatsın o da yok. E ne yapıyorsun? Nefsime tapmış yaşayıp gidiyorum. Şimdi ne diyeceksin? Men Rabbuki. Hı? Bir tane dayım var, dayım ne derse dinlerim. O zaman ve men nebiyyüke denildiğinde de dayım mı diyeceksin? Yani ben dayımdan gelen mesajları, Resul-i Kibriye aleyhissalatu vesselam'dan gelen mesajlardan daha önde tutuyorsam, o zaman benim habercim, benim nebim dayım mı olmuş olacak? Gerçekten sakat yaşıyoruz. Gerçekten sakat yaşıyoruz. Yani şöyle dirhem dirhem bunların dikenli böyle damara girip çıktığı gibi dirhem dirhem, damar damar hesabının sorulacağını, zerre atomuna kadar hesabının sorulacağını bence kalp alemimizde, ruh alemimizde bir türlü yaşatamıyoruz. Kabirde münker nekir gelecek. Münker nekirin manasını biliyor musunuz? Tanınmayan demek, bilinmeyen demek. O ne demek ya? Şu demek yani. Münker nekir öyle gelecek ki daha önce bildiğin hiçbir şeye benzemiyor. Bütün rivayetleri toplasak, dünyanın en iyi sanatkarlarını getirsek, ya bir çizin de bir anlayalım desek, onların çizimleri münker nekirin asri suretlerine yanından bile yaklaşamaz. Ben bazen bir cehennem ya da kabir sahnesi oluyor, özellikle de açıp izliyorum yani. Kalbi ne kadar etkilesek o kadar fayda yani. Açıp izliyorum, o sahneden bile etkileniyorum ben. Bilmiyorum siz de etkileniyor musunuz? Ya o sahneden bu kadar etkilenen, ölüm sarhoşluğunda, sekerat anında bizzat muhatap olsa, İman kalbine böyle ilmek ilmek işlenmemişse bitti. Rabbin kim? Dükkanım.
Peygamberim kim? İş yaptığım adamlar. Dinin ne? Haşa. Bir de para dersek orada bittik zaten. Kimse dilinde itiraf etmiyor. Ya paranın benim için önemi yok. 15 saatini geçiriyorsun, nasıl önemi yok? Saatini ne yönetiyorsa seni de o yönetiyor. Allah Allah. Demek ki biz daha kendimize itiraf edemiyoruz ki bazı şeyleri. Demek ki şeytanın en büyük desisesi seni kandırdığını sana inkar ettirmek. Yok ya, ne şeytanı ya. Zorunlu değil mi dostum? Şu mantıklı değil mi yaptım? Diye diye gidiyor. Zorunlu ve mantıklı olup olmadığını Kur'an'a ve sünnete vurmadan anlamanın, bilmenin imkanı yok. Allah Allah. Hiç merak ettiniz mi? Bir insan doğruyu duymasına rağmen neden yapamıyor acaba? Şimdi bir insan doğruyu duyup yapamıyorsa yanlış değil midir bu? Yanlıştır. Şimdi hadiste diyor ki biz insanı fıtrat üzere yarattık diyor. Yani fıtrat bir şeyin olması gereken çalışma programı değil mi? Mesela klimayı fıtrat üzere organize ettik, ne yapar? Soğutur. Ocağı fıtrat üzere organize ettik, ne yapar? Pişirir. İnsanı fıtrat üzere yarattık, ne yapar? Rabbini arar. Rabbine kulluk eder. Ya Rabbi, ben nasıl senin rızanı kazanırım diye koşması lazım. Kapının önüne fıtrat üzere bir tane araba geldi. Bindim, kontağı çalıştırdım, bastım gaza, gitmiyor. O zaman bu arabanın fıtratı bozulmuş dersin. Bir insan alıyorsun karşısına, Kur'an diyorsun, hadis diyorsun, sünnet diyorsun, hala sahabe gibi yaşamıyor. O zaman bu adam fıtratı bozulmuş. Bir de kabul etmiyorsa, buyurun yeni firavunumuz, hayırlı olsun. Bari şunu yapmayak ya. Bari şunu yapmayalım yani. O öncü nesle, o güzide insanlara hayatın benzemiyorsa bende bir problem var arkadaş demezsen, teşhis illet etmezsen nasıl tedavi edeceksin? Doktora gittim, doktor diyor ki neyin var? Ya vallahi söyleyemem yani, ben aslında Türk gibi. Ne işim var burada der, kovar kapıdan götürür yani. Allah Allah. Bunlar kibir kibir. İnsan aczini kabul etmiyor. Kusurlu olabileceğini anlamıyor, kabul etmiyor. Bugün kabirle ilgili bir yazı okudum da altında birisi yazmış. O zaman kabirde mahcup olacağınız hata işlemeyin diyor. Başka birisine diyor. Peygamber misin sen? Kızmış, geçirmiş ortalığı, kırmış geçirmiş. Kendisini nasıl zannediyor acaba? Biz kabirde alnımızın akıyla la ilahe illallah diyeceğiz ya. Biz diliyle bitecek iş zannediyor yani. Allah Allah. İki gün önce biri öyle dedi. Ya ben kabri beklediğimiz yer zannediyordum diyor. Ya bekleyeceksin de nasıl bekleyeceksin işte? Sen nasıl bilmiyorsun bunu yani? Allah. Garip bir hale geldik vallahi. Ebu Hureyre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Ölü defnedildiğinde ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Yani siyahın içinde hangi renk var gözler? Masmavi. Bunlardan birine münker, diğerine de nekir denir. Sesleri şiddetli gök gürültüsü ve gözleri çakan şimşek gibidir. Tüyleri yerde sürünür. Kabri dişleriyle deşerler ve teftiş ederler. Yaşanacak bunlara. Ölüye Resulullah hakkında ne diyorsun diye sorarlar aleyhissalatü vesselam. O da hayatta iken söylemekte olduğu o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'tan başka Allah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim sözlerini söyler. Melekler, biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten derler. Sonra kabri 70 çarpı 70 kadar genişletilir ve aydınlatılır. Bir süreç var demek ki. Eğer münafık ise, devam ediyor hadis. İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum der. Yani Rabbin kime? Bilmiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl bilirdi ne? Bilmiyorum. Melekler de böyle söylediğini zaten biliyorduk derler. Sonra arza onu sıkıştır denir. Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisini azap edilir. Tirmizi'nin cenaze babı. Hiç yaşanmayacak geliyor değil mi? Tek sorunumuz çizik arabamız. Tek sorunumuz bankadaki hesaplar. Allah Allah. Vallahi bunların kalp değeri yok. Billahi kalp değeri yok. Şunlar dururken bunların kalp değeri olan aklını kaybetmiş demektir. Allah muhafaza ya kalbini de kaybetmişse. Hazreti Ömer, ya Resulallah bana bir nasihat ver de Hattab'ın oğluna ölene kadar yetsin der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ölüm sana nasihat olarak yeter ya Ömer buyurur. O günden sonra o kadar devlet işinin arasında, bak devlet yönetiyor ha. Aynı zamanda halife, hem devleti yönetiyor hem de halife. Bu kadar işin arasında bir adam tutar, maaşını verir ve her gün ölüm var ya Ömer dedirtir.
Bir gün o adama sana gerek kalmadı deyince ya Ömer ne oldu der. Artık saçıma ak düştü. Bana ölümü hatırlatan bir arkadaş bana geldi der. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Ey Ömer! Öldüğünde kavmin seni yıkayıp, kefenleyip, kokuladıkları, sonra seni yükleyip o çukura bıraktıkları, sonra üzerine toprağı atıp seni defnettikleri zaman durumun ne olacak? Bak Hazreti Ömer'e diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Onlar senin yanından ayrıldığında sana münker ile nekir gelirler. Onların sesleri şiddetli gök gürültüsü ve gözleri çakan şimşek gibidir. Bakın Hazreti Ömer'e söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Tüyleri yerde sürünür, kabri dişleriyle deşerler. Ey Ömer bu durumda halin ne olacak? Hazreti Ömer Efendimiz sarsılıyor. Sonra diyor ki ya Resulallah, onlar geldiğinde bu aklım bende olacak mı? Evet olacak Ömer deyince tamam o zaman iş kolay diyor. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm ediyor. Niye öyle diyor Hazreti Ömer? Şimdi bir hadiste geçiyor. Diyor ki benim yerde iki vezirim, gökte iki vezirim var. Gökte iki vezirim kimler? Cebrail ve Mikail. Yerdeki iki vezirim Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Yani fazilet olarak baktığınızda Hazreti Ömer münker nekilden fazilet olarak üstündür. O yüzden Hazreti Ömer için belki kolay diyebiliyor. Ama birazdan bir sonraki rivayetlerde de gene kendisinin de bu manadan çok korktuğuna şahit olacağız. O bahtsız Firuz'un hançeriyle Hazreti Ömer Efendimiz vefat eder. Daha sonra kabrinin başına Hazreti Ali gelir. Şimdi tasavvufta vardır. Ehli keşfel kubur denilen kabri gören veliler vardır. Hatta tasavvufa göre bu bir veliliğin neredeyse başlangıç mertebesidir. Bu ne demek? Yani o perdeleri kaldırıp kabirle muhatap olan Allah'ın sevgili dostları var mıdır? Tabii ki de vardır. Hazreti Ali Efendimiz de tabii ki de onların başında gelir. Hazreti Ömer'in vefatından sonra Hazreti Ali Efendimiz kabrin başına gelir. Tam o esnada Münker'le Nekir Hazreti Ömer'e "Men Rabbüke ya Ömer" sorusunu sorar. Yani Rabbin kimdir ya Ömer der. Hazreti Ömer onlara soruyla cevap verir. Der ki sizler nereden geliyorsunuz? Biz şu kadar mesafeden ta Arş-ı Ala'dan senin sorgun için geliyoruz. Hazreti Ömer der ki siz o kadar mesafeden geldiniz Rabbinizi unutmadınız da Ömer şu iki metreden geldi şimdi Rabbini mi unutacaklar? Allah böyle dedirsin ne diyeyim? Nasıl bir iman? Nasıl bir iman? Bizim imanımızın dörtte biri Hazreti Ömer işte. Nasıl bir iman oldu orada belli. Ve melekler bu ahvale tebessüm eder diye rivayet ediliyor. Yusuf Kandahlevi'den bir rivayet. Hazreti Abbas Efendimiz Hazreti Ömer'i çok seviyor. Çok seviyor. Vefatından sonra da her gün bekliyor ki Ömer rüyama girsin, Ömer rüyama girsin. 6 ay sonra, başka bir rivayette 1 yıl sonra Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Abbas'ın rüyasına giriyor. Ey Ömer neredeydin diyor Hazreti Abbas. Vallahi diyor benim sorgum 6 ay sürdü. Hazreti Ömer gibi bir zatın kabir sorgusu 6 ay sürerse. Vay benim halime, vay. Şimdi baştaki hadisle şimdiki rivayeti söylediğimde insanların bazen aklı karışabiliyor. Başta böyleydi, sonda böyle diye. Aslında hiçbir problem yok. Sadece bu işleri cımbızla çekip tek bir tanesiyle hüküm bina etmemek gerekiyor. Toplu baktığınızda hem Hazreti Ömer'in imanı ortaya çıkıyor hem de kabrin ne kadar dehşetli bir sorgu yeri olduğu ortaya çıkıyor. Ebu Bekir Efendimiz şöyle söylüyor. Keşke şu ağaçtaki kuş olsaydım da hesap için Ebu Kuhafe'nin oğlu olarak Rabbimin huzuruna çıkmasaydım diye korkusunu ifade ediyor. Ayşe annemiz vefat döşeğindeyken gelip yanına müjdeler veriyorlar. Ey Ayşe sanki peygamber zevcesisin, sanki söylesin, sanki müminlerin anasısın diye. Diyor doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz ama ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ne işittim biliyor musunuz? Ne işittin ey Ayşe? Ona sordum insanların kaçıştığı mahşer günü beni hatırlar mısın? Ayşe'ni hatırlar mısın ya Resulallah? Ey Ayşem seni 3 yerde hatırlayamam başının çaresine bak. 1- Hesap yerinde, 2 sıratta, 3 adaletin tecelli edip cennet cehenneme ayrıldığı o günde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dehşetli günlerde Ayşe'sini hatırlayamazsa eğer biz kim oluyoruz? Onlar, o yüce zatlar böyle günlerde kendi amellerine bile güvenmiyorlarsa biz de iç alemimizden aman şu yaptığım 3-5 tane amelle bu işten yırtarım diyorsak eğer sen al o amelini başına çal. Sekerat böyle bir an. Berzah böyle bir alem.
Biz bunları bilmemize rağmen hala ücrette öndeyiz, hizmette gerideyiz. İnsanın deli olması lazım ha. Ben nasıl yapacağım da o zatların dehşete düştüğü o günden kurtulmam lazım. Hele hele birilerine bu şekilde hizmet kapısı açılmışsa, birazdan göreceksiniz. Allah için hizmet etmek, Allah'ı bilme ilmini böyle aleme yaymaya çalışmak. Allah Allah. Böyle bir bahtiyarlık eline geçmişken Allah bizi kıymet bilmez nadanlardan eylemesin. Öyle bir insan bir hizmetin kıymetini bilmezse, bir şeyin de ucundan tutmaya mücadele ve cehd etmezse, hala derse ki ben sekeratta ne yapacağım? O cümleler benim kalbimi titretmiyor. Şimdi eline kurtulma imkanı geçmişken ne yapıyorsan, maalesef belki de orada onu mu yapacaksın diye insan onun içinde, kendi akıbeti içinde korkuyor ve diyor ki Allah'ım sen hepimize hüsnü hatime nasip eyle. Fudayl bin İyas, tabi'in alimlerinden, evinin önüne çocuklarına kabir kazdırır. Ve zaman zaman yarımşar saat şöyle kefeni üstüne örterekten o kabrin içine bir hava alacak yer bırakaraktan girer. Peki Fudayl orada hangi ayeti okur biliyor musunuz? Bakın. Az önce okuduğumuz ayette. Ta dersin başındaki. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca. Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada işler yapayım. Bu ne ifadesi? Pişmanlığın ifadesi. Eksikler kaldı, yarımlar kaldı. Ne olur bak aklım yeni başıma geldi. Ama cevap hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Yarım saat sonra çocukları çıkarır. Ne der biliyor musun nefsine? Hadi bakalım. Allah sana bir imkan daha verdi. Sözünü yerine getir de kulluk yap diye Fudayl bin İyas nefsini ikna eder. Ya bu kadar kabir hesabı anlattık. İnsanın aklına şu soru da geliyor. Madem kabirde hesap var, o zaman mahşerdeki hesaba ne gerek var? İnsan ruhlar alemindeydi. Oradan rahm-ı maderden dünyaya geldi doğdu. Oradan sekeratı yaşayacak. Oradan kabir yani berzah alemi denen aleme geçecek. Ondan sonra mahşerde hesap başlayacak. Ondan sonra da cennet yahut cehennemden bir tanesine ebedi kalmak üzere geçecek. Eğer mümin ama çok günahkarsa cehennemde de olsa elbet bir gün cennete geçecek. Şimdi seyahat böyle olacak. İnsanın aklına geliyor ya bu seyahatte ben mahşerde zerre atoma kadar hesap verecek miyim? Öyle öyle zerre atoma kadar vereceksin. Madem öyle kabirde bu hesap neden var? Şimdi kabirde belli başlı sorular var. Özellikle imani sorular var. Asıl hesaba çekilme mahşerde. Yani aynı soru çeşidi mi? Hayır aynı soru çeşidi değil. Şöyle örneklendirelim. Ben dışarıda garip bir haldeyim gibi düşün. Bir tane devriye arabası geldi. Benim garip halimi görünce durur mu yanımda? Durur. Peki durunca ne yapar? Bana sorular sorar. Yanıma gelse, bana sorular sorsa. Ben de sorulara şüpheli cevaplar versem, benden şüphelense acaba bu adam hırsız mı? Acaba bu adam birisine zarar verdi de kaçmaya çalıştığı için mi bu garip halde diye bu sorduğu birkaç soruya binaen bana geçici bir ceza verir. Nereye kapatır beni? Nezarete kapatır. Ne zamana kadar? Mahkemeye çıkacağım zamana kadar. Bak, demek ki kabir o Allah muhafaza sonsuz cehenneme gidene kadar bir cehennemin numunesi hükmünde bir nezarethane gibi. Peki aynı polis bende yine garip hal görse ve yanıma gelse yahu senin neyin var dese bir baksa ki ben de yaralıyım, hastayım, çok kötü bir durumdayım ne yapar? Beni alır, kucaklar, hastaneye götürür ve ben iyileşene kadar başımda nezaret eder. İşte kabir ehli iman için münkerle nekirin nezaret edeceği, sevimli gözükeceği cennet bahçelerinden bir bahçe. İşte hangi koğuşta sizi bekleteyim? Güzel bir bahçede mi yoksa mahpusun soğuk koğuşunda mı diye sorulan imani sorular kısmı için Allah Azze ve Celle kabiri yaratmış. Zerre atomuna kadar hesap vereceğin gün ise mahşerin hesap günü. Yani önce imani sorgu, ondan sonra zerre atoma kadar sorgu. Anlaşıldı mı? Kabir azabı. Hiç yakıştıramıyoruz değil mi kendimizi o kabire? Vallahi bu nefis yakıştıramıyor işte. Kabir için koridor tabirini kullandık. Berzah alemi, kabir alemi,
bir koridor manasındadır. Kur'an'da şöyle geçer. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Allah Allah. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun derler. Yani bir azap içindeler ama hesap günü gelince daha şiddetli bir azaba sokun derler. Demek ki o birinci azap ne oluyor? Kabir azabı. Başka bir ayet okuyorum. Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Daha sonra da büyük bir azaba döndüreceğiz. El-Hasan ve Katade der ki o iki azaptan kasıt kabir azabı ve cehennem azabıdır derler. Hadislerde de şöyle geçer. 14 hadis kitabımızda 300'den fazla doğrudan kabir azabı ile ilgili rivayetler vardır. Biz birkaç tanesini okuyalım. Hazreti Osman'ın hizmetlisi Hani şahit olduğu bir olayı bize anlatır. Der ki, Osman ne zaman kabir görse sakalları ıslanacak kadar ağlardı. Biz de bir gün merak edip sorduk, ey Osman, sen cehennem değil de kabiri duyunca neden bu kadar fazla gözyaşı döküyorsun? Hazreti Osman Efendimiz şunu dedi. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmişim ki, muhakkak mezar ahiret konaklarının ilkidir. Eğer ölü onun azabından kurtulursa ondan sonraki konaklar ona kolay olur. Şayet ölü kabrin azabından kurtulmazsa ondan sonraki konaklar yani mahşer yeri ondan daha şiddetli olur. İşte bundan dolayı ben kabir kadar korkunç hiçbir feci manzara görmüyorum der. Hem İbn-i Mace'de hem Tirmiz'de geçen bir rivayet. Cennet cehennem deyince fazla aklımıza bir şeyler yer etmeyebiliyor değil mi? Çok büyük. Sonsuz. Ama kabir biraz daha hesabını yapabileceğimiz bir numune gibi adeta. İnsan bundan da anlayıp korkmazsa ne yapacak? Ebu Hureyre Efendimiz rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu duayı çok işitmiş. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, Mesih ve Deccal fitnesinden sana sığınırım. Buhari'de geçiyor cenaze babında. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabre varıyor, daha sonra duruyor. Bana bir hurma dalı getirin diyor. Hurma dalını alıyor, ikiye kırıyor, kabrin iki tarafına ekiyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler buyuruyor Buhari'de. Demek Allah Resulü Aleyhisselam nasıl işitiyorsa o kabrin azabını ve merhabenti ne kadar engin biz vakıfız. Biraz daha azapları dinsin diye bir sebep arıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmişim ki sizden biri ölünce kendisine akşam ve sabah cennet veya cehennemdeki yeri arz edilir, gösterilir. Cennet ehlinden ise yeri cennet ehlinin yeridir. Ateş ehlinden ise yeri ateş ehlinin yeridir. Kendisine Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur denilir. Yine Buhari'nin cenaze babında, Müslüm'ün cennet babında geçen bir rivayet. Ne yapacağız şimdi böyle bizim başımıza gelirse kabir? Allah Allah. Allah muhafaza etsin. En uzun kabir rivayetlerinden bir tanesi Bera bin Azib'in rivayetidir. Onu buraya almadım. Merak edenler okur diye. Diyeyim ve yeni konuma geçeyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabir ziyareti. Allah Resulü Aleyhisselam ilk dönem kabir ziyaretlerini yasaklar. Çünkü kabilelerde kibir o kadar yüksektir ki cahiliye döneminde. Orada kabirdeki ölü sayısıyla bile birbirlerine üstünlük kurmak isterler. Hadi gel bakayım hangimizin ölüsü daha fazla? Sen kime meydan okuyorsun? Bir bizim kabileye bak dercesine üstünlük kurma isteği olur. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk dönem kabir ziyaretlerini yasaklar. Daha sonra hem önerir, hem teşvik eder, hem de kendisi düzenli bir şekilde yapar. Burayı da bize naklediyor. Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştı. Ama artık ziyaret edebilirsiniz. Yine hem Ebu Davud hem Müslim'de geçen bir rivayet. Başka bir rivayet okuyayım. Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır. Hiç aklımızdan çıkmasını istemiyor ölümün.
Ama bu manada bir altyapısı olmayan bir tanesi hemen ne diyor ya? Konuyu değiştirsene, içimizi kararttın ölüm 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 diye. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayet. Kim beni öldükten sonra ziyaret ederse sanki hayatımdayken ziyaret etmiş gibi olur. Yani yine kabir ziyaretine ve sürekli ölümle içli dışlı olmamıza bizi teşvik ediyor. Hayatımızın merkezine koymamız gereken bir olay. Efendimiz Aleyhisselam eğer seferde değilse Baki kabristanlığını ve Uhud şehitliğini hiç ziyareti eksik etmiyor hayatında. Hatta bir gün şöyle bir olay yaşanıyor. O gün sıra hanımı Ayşe annemizin yanında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceliyor. Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselam'ın çok muhabbeti var. Fazla var. O muhabbetinden dolayı böyle bazen acaba beni bırakıp başka hanıma gidecek mi diye böyle hafif bir kıskançlık neminden bir şey yaşanabiliyor. Çünkü çok seviyor Allah Resulü. Bir gün tam öyle bir gece Ayşe annemiz uyumamaya çalışıyor ama dayanamıyor. Artık gözleri düşüyor. Uyanınca bir bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok. Hemen koşa koşa peşinden gidiyor. Acaba nereye gitti diye. Allah Resulü Aleyhisselam Baki kabristanlığına gidiyor. Hem onlara telkinde bulunuyor, hem de sürekli onlar için istiğfarda bulunuyor. Yani sürekli ölümle içli dışlı Allah Resulü Aleyhisselam. Ayşe annemiz bunu görünce hemen koşa koşa tekrar hanesine gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın işi bitiyor. Hücre-i saadetine gidiyor. Bir bakıyor ki Ayşe annemizin kalbi pır pır çarpıyor. Ey Ayşe diyor, neredeydin diyor. Ayşe annemiz diyor ki bir yerde değildim ya Resulallah diyor. Diyor ki ey Ayşe sen mi söylersin yoksa Cebrail'e mi sorayım diyor. Onu işitince Ayşe annemiz anlatıyor. Vallahi ya Resulallah durum böyle böyle diyor. Benim de aklım kaldı bir bakayım dedim diyor. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hüseyin Efendimizin şehadetini geçenki Kerbela dersinde işlemiştik. Peki nereden gelmiş ona bu şehadet aşkı? Ta 3 yaşında annesi Fatıma annemiz Hüseyin'in elinden tutar. 4 yaşındaki Hasan'ın elinden tutar. Ve onları Uhud şehitliğine ziyarete götürür. Ta oralardan başlamış. İşte o yüzden sahabe ruhu güzel bir yaşam için değil, güzel bir ölüm için mücadele etmişler. Bu rivayet çok enteresan. Zeyd bin Sabit anlatıyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Beni Neccar'a ait bir bahçenin içinden geçiyorduk diyor. Birden bindiği at huysuzlandı. Hemen durdurdu atı. Aşağıya indi. Sual etti. Şu an buradaki kabirde kimler yatıyor? Dediler ki ya Resulallah orada müşrikler yatıyor. Allah'a şirk koşmuşlar yatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam şunu söylüyor. Bu ümmet kabirde fitneye maruz kalacak. Eğer birbirinizi defnetmemenizden korkmasaydım şahsen işitmekte olduğum kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Şu benim işittiğimi siz işitseydiniz annenizi babanızı defnedemezsiniz. Akıl almaz bir mesele. Yaşanıyor bunlar. Şu anda yaşanıyor. Belki kimileri duyuyor, kimileri şahit oluyor. Ve biz de yaşayacağız. Biliyor musunuz? Şimdi Risale'den birkaç yer okuyacağım. 11. Şua, 11. mesele kabir diyebiliriz. Hazreti Süleyman'ın yakınında birisi varken birden Azrail gelir. Azrail Aleyhisselam'ı da tanırlar. Hem yakını tanır hem Hazreti Süleyman tanır. Azrail Aleyhisselam da böyle çok şaşkın ve ürpertici şekilde bakar ikisine de. Öyle olunca misafir çok ürker. Azrail Aleyhisselam gidince der ki ya Süleyman Allah sana havayı musahhar eyledi. Yani sen havayı kullanabiliyorsun. Ya Azrail Aleyhisselam bana çok kötü baktı ben çok korktum. Ne olur havaya emret beni hemen Hindistan'a götürsün der. Aradan 2 gün geçer. Azrail Aleyhisselam tekrar Hazreti Süleyman'ı ziyarete gelir. Hazreti Süleyman der ki ya sen geçen misafirime böyle dehşetli baktın o adam çok ürktü. Niye öyle baktın? Azrail cevap verir der ki ya Süleyman Allah Azze ve Celle'nin bana verdiği ölüm listesinde o adamın canını ben Hindistan'dan alacaktım. Gördüm ki adam o an orada ben çok şaşırdım hayret ettim o yüzden öyle baktım. Daha sonra yerine gittiğimde baktım ki tam Allah'ın emrettiği gibi yazılmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Zaten öleceksin. O zaman biz bugün ölüp ölmemeyi konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? O ölümün ilk duraklarından bir tanesi var kabir. Biz nasıl orada nefes alabileceğiz? Biz bugün onu konuşuyoruz. Demek ki nasıl öldüğün önemli değil. Ya ama ben kendime çok dikkat ediyorum. Çok sağlıklıyım. O zaman en fazla sağlıklı ölürsün. Ama boyun posum yerinde en fazla boylu poslu ölürsün. Ama ölürsün. Demek ki ölüm kısmı değil, kabre nasıl girdiğimiz kısmı bugünün ana gündemi olması lazım. Biz öyle diyoruz değil mi şimdi? Ya son nefeste bir la ilahe illallah deriz. İş biter der diyoruz değil mi?
Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor. Ne diyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Az önce zikrettiğimi tekrar hatırlatmaya gerek var mı? İş diye yaşadın, eş diye yaşadın, para diye yaşadın, makam diye yaşadın. Senin la ilahe illallah diye ölmen çok zor dostum. Nasıl yaşadıysan Rabbin kimse, terbiye edicin kimse son nefeste kabirde de münker nekere söyleyeceğin zikir onlar olacak. Diyeceksin ki yeni bir dükkan açacaktım ne oldu? Diyeceksin ki borsanın ahvali ne oldu biliyor musunuz? Buraya da geldik ama işler gitmesin. Diyeceksin ki ah şu ekonomi, ah şu ekonomi. Öyle diyoruz hep değil mi? Yıllardır yiyoruz ama ah ah bir türlü istediğim gibi kazanamadım. Yani kazandığım böyle 500 boğaz doyurur ama hala ah ah bir ahvalim var değil mi? Ne endişeler içerisindeyiz kabri unuttuğumuzdan dolayı. Çok enteresan. Şimdi bizim kabir deyince aklımıza mezaristan geliyor. Aslında onu da biraz değiştirmemiz lazım. Nasıl rüyanın yattığın yatakla alakası yoksa kabrin de seni içine koydukları mezarla alakası yok aslında. Kabir bir boyutun adıdır ve o boyut şu an bu odada da var mıdır? Vardır, vardır. Şimdi şu an bu odada televizyon boyutu var mı? Var değil mi? Frekansları dolaşıyor. Radyo boyutu var mı? Var değil mi? Birbirine karışıyor mu bunlar? Karışmıyor değil mi? Bak birbirine karışmadan bütün boyutlar iç içe. Peki ben göremiyorum televizyon boyutunu. Televizyonu açarsan görürsün. Ben radyo boyutunu duyamıyorum. Radyo makinesini, aletini alıp basarsan radyo boyutunu görürsün. Şimdi hava hem ışık taşıyor hem ses taşıyor. Karışıyor mu bunlar birbirine? Karışmıyor. Niye? Boyutları, frekansları birbirinden farklı olduğu için. Şimdi kabir dediğimiz aslında bir boyut. Yani kabir ehli şu an bu odada bile olabilir mi? Allah'ın müsaade ettiği ruhlar, siccinde hapsolmayan ruhlar bu odada bile dolaşabilir. O zaman kabir madem boyutsa bu şehadet alemiyle kabir alemi aslında birbirine karışmayan bin bir alemden sadece birkaç tanesi. Şimdi boyut kısmını yani mekan kısmını konuştuk mu? Konuştuk. Bir de zaman kısmını konuşalım. Kabrin mekanı sadece mezar değildir. Şu an kabir ehlinden birileri buralarda olabilir mi? Olabilir. Demek ki kabir boyutu burada da var mı? Burada da var. Ehli keşfel kubur velisi olan görür. Yani o cihazı olan, o aleti olan, nasıl televizyonu olan televizyon frekansını görürse kalbi de o makamda olan birisi demek ki onun frekansını görür. Şimdi bu işin mekan kısmını konuştuk. Bir de zaman kısmını konuşalım. Yasin suresi de şöyle diyor. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Allah. Derler ki vay başımıza gelenler. Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Şimdi mekanı konuştuk. Bir de zamanı şuradan anlamaya çalışalım. Mücrim birisi kıyametten bir saat önce öldü. Bir saat mi kalacak kabirde? Hayır hayır. Öyle olmayacak işte. Allah o bir saati öyle bir bahsedecek ki belki yüz binlerce yıllar gibi kabir geçirmiş olacak. Yani oranın zaman kavramı da bizim anladığımız zaman kavramı değil. Bunun en iyi örneğini tecrübe etmek isteyen varsa uyku örneğine baksın. Ben uyuduğumda ruhum bu alemde mi? Misal aleminde. Bu şehadet aleminde 3 dakika geçiyor. O misal aleminde çocuktum, büyümüşüm, ölmüşüm. Bütün sahneleri birden görüyorum. Yani buranın 3 dakikası belki oranın 100 yılı hükmüne geçiyor. Aynı mı? Aynı değil. Aynı ölüm sekeratını da bu şekilde düşünebilirsiniz. Evet. Risale-i Nur'dan birkaç yer okuyacağım. Okuyacağım yerlerin çoğu 11. şua 11. meselede. Şu kabir meselesini mana olarak hayatımıza koymamız lazım. Yine ufak bir şey hatırlataraktan devam edeyim. Kur'an'ı anlamanın yolu için hep şunu diyorduk. Önce kelimelerin manasını koyarız. Ondan sonra da bilgiyi sistematik bir şekilde öreriz diyorduk. Şimdi bizim bu belki saatlerce yapacağımız ders aslında bir kelimenin bizde manalı hale gelmesi için. Hangi kelime? Kabir kelimesi. Yani şu yaptığımız koca ders aslında bir kelime. O da bizim hazırlayabildiğimiz kadar. Daha bunlar asla hakikati mi? Asla. Daha neleri var neleri. O yüzden bu kabir kelimesinin bütün manalarını gücümüz yettiğince doldurmamız gerekiyor. Üstad Hazretleri şöyle diyor Risale-i Nur'da. Allah aşkına şu cümleleri dinleyin. Birisi bir gün bir duada ya Rabbi Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerrinden muhafaza eyle mealinde duayı dediğim zaman. Normalde Azrail nasıl gözükür? Allah Allah normalde yani Azrail Aleyhisselam hep öyle diyorlar değil mi? Bir insan birini sevmese ne der? Azrail görsün yüzünü der. Demek ki Azrail Aleyhisselam hep korkutucu gözüküyor. Şimdi o mealindeki duayı dediğim zaman herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit bak Üstad dua ediyor ya Azrail de diyor. Normalde Azrail nasıl herkesi titretiyor? Onu zikrettiğim vakit
gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Yani Azrail Aleyhisselam'ı hangi surette hissetmiş? Çok latif bir surette bak. Elhamdülillah dedim. Cümleye bak cümleye. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Üstadın cümlesine bak. Azrail Aleyhisselam'ın diğer adı neymiş biliyor musunuz? Yedi Emin. Yani Emin El. Yani niye öyle diyorlar? Çünkü insanın en kıymetli şeyi ruhu. Ruhunu kime teslim etmek istersin? Emin bir ele teslim etmek istersin. Şimdi Azrail deyince insanlar imanlı bir gidenin hakikatini bilmediğinden sevimli dünya hayatımdan beni alacak, yılanlara, akreplere, çıyanlara ne yapacak? Yem yapacak nazarıyla bakıyorlar değil mi? Ama imanlı birisinin aklına Azrail deyince ne geliyor? Az önce okuduk. Beni cennete, koridora götürecek görevli, memur, melek olarak geliyor değil mi? Şimdi mesela şöyle bir kaide vardır. Ziyafet güzelse seni ziyafete davet eden de güzeldir, ziyafete götüren de güzeldir değil mi? Şimdi bizi o imanın verdiği güvenle güzel bir ziyafet bekliyorsa, o ziyafete de götürecek kişi Azrail Aleyhisselam'sa, Azrail Aleyhisselam nasıl gözükür? Muazzam bir şekilde, letafetli gözükür. Demek bir insanda bakış açısını değiştiren şey onun itikadı. İtikadı. Bak şimdi, berzah ne dedik? Berzah koridor. Şimdi ben bir koridorda duruyorum. Berzah koridorunda. Burnuma bir kokular geliyor. Aman aman aman. Nasıl lezzetli kokular. Şimdi ben o koridorda beklerken ne yaparım? Heyecanlanırım. Yani berzah koridorundayım ve burnuma cennetin kokuları geliyor. Ne yapar insan? Heyecanlanır. O berzaha gitmek için, o berzahtan da geçmek için heyecanlanır. Şimdi yine birisi aldı beni, görevli melek koydu bir koridora. Sürekli dayak sesi geliyor, sürekli. Ama öyle böyle değil. Benim hiç duymadığım gök gürültüsü gibi seslerle sürekli dayak sesi geliyor. Ben o koridorda beklerken ne olur bana o bekleyiş? Izdırap olur. İşte kimileri içinde kabir yani berzahın koridoru bu şekilde olacak. Peki Azrail Aleyhisselam veyahut Münker Nekir her iki surette de gözükebilir mi? Gözükebilir. Bunu belirleyen ne? Kişinin itikadı, kişinin Rabbi, kişinin amellerini belirleyen asıl inandığı değer. Bunu belirleyen değer. Allah Allah. Şimdi bir gün yine birisiyle konuşuyoruz böyle. Dedi ki ben Azrail'den nefret ediyorum dedi. Allah Allah. Dedim ki nefret etmen hiçbir şeyi değiştirmez. O bir memur. O memur yanına gelecek. Şimdi benim devlete borcum olsa desem ki ben o borcu tahsil edecek müfettişten nefret ediyorum. İstediği kadar nefret et. Gelip o parayı alır mı? O parayı alır. Eğer sevseydin Azrail'i sevimli bir surette gelecektin. Madem nefret ediyorsun o zaman nefretini arttıracak bir surette gelecek. Şimdi normalde biz iyi bir adam için ne deriz biliyor musunuz? Melek gibi adam deriz. Bakın Azrail Aleyhisselam aslında melek gibi değil. Meleğin ta kendisi. Bizzat melek. Madem bizzat melek. Madem en sevimli onun gelmesi lazım. Biz neden ondan ürküyoruz? Demek ki tanımıyoruz, bilmiyoruz. Şimdi bir gün sokakta giderken araba yanaştı. Birden bir el çekti şuradan beni. Ne yaparım önce? Ürkerim ya. Ürperim. Kim o derim? Bir dönsem vefat eden annem arabadan çıksa. Ne yaparım? Hayatım değişir. Hayatım renkleri. Ne değişti? Tutan elin kimin eli olduğunu anladım. Doğru mu? Ya. Şimdi tutan elin mahiyetini bilsek... Tutan eli, o memuru göndereni tanısak demek ki bizim bakışımız değişecek. Allah Allah. Hiç duydunuz mu hayatınızda? Ya annemin adını söyleme ürperiyorum. Duymadınız değil mi? Annesinin adını duyup ürperen olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü annesini tanıyor. Biz Allah'ı ve Allah'ın gönderdiği vazifeli memuru duyunca neden ürperiyoruz? Allah'ı tanımıyoruz ki. Yani iman zafiyeti çok fazla. Allah muhafaza. Melaikeye iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa işaret ederiz. Tamam da biz Azrail'i niye sevmemiz lazım? Bak ona işaret edecek. Birisi insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı olan onun ruhudur. Benim için en kıymetli ne varmış üstünde taşıdığım? Ruhum. Şimdi hırsızlar para taşıyan adamı anlarmış hemen. Niye anlar? Tedirgin olurmuş adam böyle. Bankamatikten çıktığını belli etmemek için eli hep cepte böyle. Hırsızlar anlarmış o adam. Aa bu adamda bir şey var, para var falan diye. Yani kokusunu alır damlarmış. Şimdi o adam böyle etrafını hırsızlar sarsa üstünde de çok parası var. Ne yapar? Gider emin bir ele teslim eder. İstediği zaman o parayı çekebileceğini bilir. O paranın emin bir elde olduğunun güvenliğiyle de rahat bir gün geçirir. Şimdi bizim üstümüzde o paradan daha kıymetli ruhumuz var. Ruhumuz çalınmak üzere. Tam o esnada da çok emin birisine yani Azrail Aleyhisselam'a ruhunu teslim ediyorsun. Ruhun senin en kıymetlin olduğundan dolayı ruhunu teslim ettiğinde otomatikman kıymetli oluyor. İşte bu yüzden Azrail Aleyhisselam da kıymetleniyor. Onu zayi olmaktan yani ruhumu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli
ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Bu yüzden Üstad Hazretlerini Azrail Aleyhisselam çok güzel bir surette görünmüş. Allah Allah. Yine Risale-i Nur'dan yeni bir paragraf okuyorum. Bakın Üstad ne diyor? Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte bir tecridi mutlak içindeki, o yalnız kalmanın içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehüş ederken birden münker ve nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Ne diyor? Dehşetli mi geldi diyor? Mübarek diyor. Niye böyle oldu? Kişinin imanına göre. Azrail Aleyhisselam kişinin imanına göre mi sureti değişiyordu? Evet, münker nekir o zaman yine kişinin imanına göre. Şimdi mesela ben derslerini çok çalışan bir talebe olsam, hoca bana ne gözükür? Bana iyi puan verecek ya, karşılığımı verecek. Güzel birisi gözükür değil mi? Ama derslerinden hiç çalışmamış, sınava girmişim, hoca da sınav notlarını açıklayacak bir diyecek ki al bunu annene götür karneyi. Nasıl gözükür? Sıkıntılı gözükür değil mi? Niye? Çünkü okuldaki münker nekir, öğretmen olan Hacı Bekir değil mi? Hoca nasıl derse artık puanım odur yani. O zaman münker nekir kime güzel gözüküyor? Bir yatırım yapmış imani olarak. Allah'ı tanımış, bilmiş. Resul'ün yolundan gitmiş aleyhissalatü vesselam. Artık notunu bekliyor. Böyle bir insana münker nekir de sevimli gözükecek. Bak sekerat anında, kabir anını konuşuyoruz ha. Eğer bir insan hiç çalışmamış ama dünyaya da çok çalışıp hamallığını etmiş. Böyle bir insana da sevimli gözükmeyecek. Çok enteresan. Bir insan ömür boyu Rabbini çalışmış. Nasıl bir Allah, nasıl bir Allah, nasıl bir Allah, nasıl bir Allah. Daha sonra da bir gün münker nekir men rabbüke. Kimsenin Rabbin dediğinde çalıştığı yerden çıktığı için o adam mutlu olacaktır. İşte bu dersler o dersler. Bakın nasıl bir Allah'a iman ediyorum dersler. Evet devam ediyorum. Münker nekir taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler. Nurlandılar, hararetlendiler. Alemi ervaha pencereler açtılar ruhlar alemine. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Üstad Hazretleri kabire sevinmeye başlıyor. Bakın şu hadiseden sonra. Allah Allah. Bir yer daha okuyacağım. Benim resmen hayatımı değiştiren yerlerden birisi. Bak inanılmaz bir yer. Yine Risale-i Nur'da geçiyor. Üstad Hazretleri anlatıyor. Diyor ki sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin kim var başvuruda bu sefer? Sarf değil mi? Kelime ve nahiv cümle ilmini okuyan yani Arap gramerini okuyan bir medrese talebesi var o. Değil mi? Ne yapıyor? Çalışıyor. İlim çalışıyor. Sarf ve nahiv çalışıyor bak. Tam o esnada ne yapıyor? Vefat ediyor. Olaya bak olaya. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin. Vefat etmiş mi? Etmiş. Kabirde olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Demek şehit hükmünde. Çünkü ölüm sarhoşluğu kimlere yok? Şehitlere yok. İlim çalışırken şehit olunuyor muymuş? Olunuyormuş. Allah aşkına olaya bak ya. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker nekirin. Men rabbüke. Senin Rabbin kimdir? Diye suallerine karşı. Kendini medresede zannedip. Nerede sanıyor kendisini? Şehide nasıl gözüküyor ahval? Vefat ettiği yerden devam edip güzelleşiyor değil mi? Nahiv ilmi ile cevap vererek men müptedadır. İsim cümlelerinin başı isim olursa müpteda. Rabbüke onun haberidir. Allah Allah. Müşkil bir meseleyi benden sorunuz. Bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri bak bak münker nekire nasıl cevap veriliyormuş görüyor musun? Yani bir insan şuradan imanlı çıksa şu medreselerden belki ben Rabbüke sorusu bize gelse belki diyeceğiz ki inşallah ya insan bir çay verir hele. Belki öyle diyeceğiz. Allah onlardan eylesin. Yoksa hal çok yaman. Hal çok yaman. Hem o melaikeleri hem hazır ruhları. Hazır ruh dediği ne? Kabirde seni diğer ruhlar karşılayacak. Allah'ın müsaade ettiği ruhlar. Onlara hazır ruh diyor. Hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşvel kubur velisini güldürdü. Yani kabrin altını müşahede eden bir veliyi güldürdü. Ve rahmet-i ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi. Bak şimdi bak şu olaya bak şu olaya. Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali. Nur fabrikasının sahibi mi gül fabrikasının sahibi mi? Nur. Risale-i Nur'ları yazan o fabrika değil mi? Başında kim var? Merhum Hafız Ali abi. Risale-i Nur'un bir şehidi. Hapiste meyve risalesini kemale aşkla yazarken ve okurken vefat edip. Ne yaparken vefat ediyor? Risale-i Nur'lara çalışırken bak meyve risalesine. Melaike suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misüllü. Melaike sual etmiş mi? Ne soracak?
Men Rabbüke ve men Nebiyüke ve ma dinüke. Neyle cevap vermiş ona? O an okuduğu meyve risalesinden cevap vermiş. Ben de ve Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hücretleriyle istikbalde hakikaten. Ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Bak sekeret anı nasıl geçiyor bak. İnanılır gibi değil, değil mi? Meyve Risalesi okurken oradan cevap veriyor. Niye? Çünkü o eserler men Rabbüke sorusunun karşılığı cevapları yani. Allah. Bir örneğe daha geçiyorum. Risale-i Nur'daki son örneğim. Hazır mısınız? Bak bak. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Üstad Hazretleri'nin bir yeğeni var. Neymiş ismi? Ubeyd. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde, yani onun vefatını bilmediğim halde, bence bir rüyayı sadıkada tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Arzın altına. Taht ne demek? Altı değil mi? Tahtel arz. Arzın altına bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Bak şehit ya. Üstad Hazretleri'ni ölmüş biliyor. Halbuki kendi vefat eden. Çok enteresan değil mi? Ubeyd, yeni Ubeyd beni ölmüş biliyormuş diyor bak. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor. Bak. Kendisini hayatta biliyor. Fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. Şehit öldüğünü bilmiyor ya. Bak. İşte bu cüz'i rüya. Bazı şerait ve emaratla geçen hakikate bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir. Allah böyle ölümler nasip etsin. Bu ölümler hizmetin içinde oluyor. Yani bu kabirden, sekerattan gerçekten korkuyor musun? Bize değil de kendine, Rabbine ispat eyle bunu. Nasıl? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve o güzide sahabe efendilerimiz ne yaptı? Aynını yapmaya çalış. Aynısını. Şimdi ben bugün bir iki adam gördüm. Tek başlarına neredeyse Hollywood formatında film çekmişler. Hollywood formatında. Allah Allah dedim, çok şaşırdım ya. Bu adam dedim 2 yıl mücadeleyle bu kadar filmi çekiyor. E bazen Müslümanlar Allah için hadi bir video yapalım dediğimizde kör topal bir şey ortaya zor çıkıyor. Nasıl oluyor bu hal dedim. Sonra şu mana geldi. Dedim ki insan neye tapıyorsa onun için mücadele edebiliyor. Değil mi? Şimdi bir insan böyle bir anda kendisine markasını göstermeye taptığı anda 2 yıl içinde olmaz işler ortaya çıkarabiliyor bir ürün şeklinde. Adım gözüksün, markam gözüksün, ben bir şekilde gözükeyim, başarıyı elde edeyim dediğinde inanılmaz şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama öteki türlü hizmet dediğimizde biz Allah için yaptığımızı zannediyoruz ama nefsimizin hissesi çok büyük. Nereden belli? Amelimizden belli. Dünya için ettiğimiz amel ortada, dünya işleri neticelensin diye ettiğimiz mücadele ortada, hizmet için ettiğimiz amel ortada. Bir gün hizmetin bir işi var böyle, inanın 2 yıl, 3 yıldır koşturuyoruz, daha sisteme oturtamamışız. Bahçede de oturduk yine, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Baktım bir arkadaş geldi, 1 aylık yeni bir işe girmiş. 1 aylık girdiği işle ne yapmamız gerektiğini takır takır söylüyor. O kadar üzüldüm ki. Dedim sen dünya için bu işi 1 ayda öğrenebiliyorsan, ben 3 yıldır bu iş olsun diye niye acı çekiyorum acaba burada? Aldanıyoruz dostum. Bizzat Allah için yaptığımızı zannediyoruz ama nefsimizin hissesi çok. Lezzet almazsam, ben de marka olmazsam, ücretler önden gelmezse ben bu işte yokum diyoruz. Veyahut başka şekilde aldatıyoruz. Ceset olarak, madde olarak burada oluyoruz ama mana olarak buradan uzak oluyoruz. Çünkü aldırmıyoruz. Umursamadan geçiyoruz. Hiç tahmin edemiyoruz. Buranın küçücük amelleri ahirette ne kadar büyür. Ben bunun gibi çok örneklere şahit olduğum için hepimiz tekrar tekrar, ben de dahil tabii ki hiçbir farkım yok. Hepimiz tekrar tekrar samimi miyiz? Gerçekten bizzat Allah için miyiz diye sorgulamamız lazım. Bu sorgu nasıl olacak biliyor musun? Dünya için yaptığın ortada mı? Ortada. Allah için yaptığın bu kadar. Dünya için ne kadar mücadele ettin? Şu kadar yıl, şu kadar sene, şu kadar mücadele. Peki ukva için? Onlar da ortada mı? Ortada. Dostum senin samimiyete ölçün burası. Nereden belli? Üstadın diyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Kabirde bunlar çıkacak ha karşımıza. Yanlış olmasın. Dünya için neler yaptın? Şimdi buyur incik boncuk oyna kabirde. Böyle öyle. Sahabe can vermiş. Değil mi? Sen uyku vermiyorsun. Önündeki ekmeği vermiyorsun. Sonra
biz de aynı akıbete gidelim. Aynı şeyleri yapmadan ha, öyle mi? Ya gerçekten böyle vicdanınız el veriyor mu? Vicdanınız el veriyorsa sizin iş yerinizdeki aynı işleri yapmadan biz de gelelim, çay içip gidelim, aynı maaşı bize verin. Sen vermiyorsun. Verir misin? Vermezsin de. Mümkün değil. Vermezsin, vermezsin. Yemek molanı nasıl 5 dakika uzatırsın diye hesap sorarsın. Aynı işi yapmayan aynı parayı vermiyor. Sahabe gibi yapmıyorsun, aynı cennete talip olacağız. Nasıl olacak? Samimi geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Çok aldatıyoruz kendimizi bakın. Bu işin kabri var ha. Yardım eden de kimse yok ha. Ya bir girdin gözünü açacaksın, kör topal tek başına. Geri dönsem şunu çözsem, bir daha yapsam unuttum. Zübeyir abi diyor ki merhum unutmak diye bir şey yok diyor. Sen önem vermediğinden, himmetsizlikten unuttum diyorsun diyor. Öyle diyor Üstad Hazretleri'nin talebesi. Unutmak var mıymış? Yokmuş. Ne varmış? Himmetsizlik, gayretsizlik varmış. İşte alem-i İslam yapılacak işler ortada. Değil mi? Bir ara Malatya'da oturuyoruz. Böyle bir kalabalık. Arabalar marabalar kalabalık böyle bir anda oturduğumuz, çay içtiğimiz bir yer vardı. Etrafında, otelde yakın ya, otele gelmiş. Böyle kalabalık ama nasıl kalabalık? Bir kalabalık işte önemli değil filanca bir şey. Oradan da bayağı tanıyan oldu. Geldiler ettiler. Yahu ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Şöyle böyle. Nasıl kalabalık ama? Siz dedim ne yapıyorsunuz? Şöyle şöyle böyle böyle anlattılar. Bir grup toplanmış işte birkaç yıllık bir hikaye. Belki 3-5 yıllık hikayesi yoktur yani. Dedim ki ya Rabbim 3-5 yıllık hikayede bu kadar kalabalık nasıl toplanıyor? Allah'ın dinini anlatıyoruz. Gözyaşları içerisinde kimileri o samimi ölçüde anlatıyor. Çocukluğundan beri anlatıyor. Gözünü bu ufukta açmış. Nasıl oluyor da insanlar halka halka toplanmıyor? Dedim ki demek ki gafletin ölçüsü akıl alır gibi değil. Dünyanın herhangi bir işinde birazcık prestij varsa bir yılda, iki yılda bütün kitleleri toplayabiliyorsun. Ama sorun bakalım buraya gelip gidenler bilir. Ahiret işinde 10 yıl mücadele edip 10 yıl sonra ha tamam bir Kur'an okuyayım diye ikna etmeye çalıştığımız arkadaşlar var hala biliyor musunuz? Ya ne kadar enteresan mesele ya. Ama artık bu meseleler bence biraz daha mağlanacak. Çünkü herkes yaptığının hesabının ne olduğunu bence bugünkü dersten sonra daha iyi anlayacak. Kabir var. Dünyada oyalanmak mı istiyorsun? Onu onun üstüne katayım, onun onun üstüne katayım. Kat. İşte hükümler burada. Nefsine pay mı almak istiyorsun? Nefsini mi oyalamak istiyorsun? Tamam, oyala. Oyala, Firavun gibi bağırırsın ondan sonra kabirde değil mi? Ene rabbikümül âlâ deyip durursun yani. Ben sizin yüce Rabbinizim çünkü ben nefsimi çok sevdim. Aa burada geçmiyormuş deyip kalırız öyle değil mi? Hikayeye bak. Rabbimiz kim? Rabbimiz. Oradan başlayalım. Hayatımızı ne yönlendiriyor, ne şekillendiriyor? Bu kaprislerimiz, bu yapamamlar, bu nazlarımız nereden çıktı? Suriye'de bir kardeşimiz gibi çadırda böyle bizi tekmeleyip kafamıza sıkmadıkları için mi çıktı bu nazlar? Niye öyle çıkıyor? Garip garip haller. Bunlar nefse tapmak değil de nedir? Haydi bakalım. Kabir azabına sebep olan ameller. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün iki kabre uğradı ve bunlarda yatanlar azap çekiyorlar dedi. Azapları da büyük bir günahtan değil dedi. Çok enteresan değil mi? Kabirde bir azap var ama büyük bir günahtan mı? Değil dedi. Hepimiz donduk kaldık. Sözlerine şöyle devam etti. Evet, biri nemimede bulunurdu. Yani laf taşıyıp götürürdü. Nemmam, kovucu diyoruz. Nemmam. Diğeri de küçük abdestine dikkatli davranmazdı diyor. Bakın kabir azabının iki tane sebebi. Küçük abdestine dikkatli davranmamak yani namazı bir nevi önemsememek oluyor değil mi? Allah Allah. Demek ki kabir azabının sebeplerini konuşsak şöyle maddelemeye başlayabiliriz o zaman. Nezafete ve taharete dikkat etmemek. Temizliğe ve temizlenme noktasına dikkat etmemek. Diğer bir madde. Nemime, kovuculuk. Ne demek kovuculuk? Söz taşımak. E bugün sosyal medya ne? Kovuculuk. Bak bu işi yapan çeteler var. Müslümanların arasında laf taşıyayım. Şöyle bir propaganda yapayım da Müslümanların arasını bozayım diye. Bu manada çeteler var ya, çete çete. Bir Twitter'dan başlatıyorlar bir kampanya. Hurra! Bir ay, bir hafta şunu ez, onu ona düşman et. Ya bizim dünya ile aynı masada oturup çay içmemiz lazımken, bak bak manaya bak. Biz Müslümanlar olarak oturamaz hale geldik. Niye? Ama o onunla görürse ona bir şey der, o onunla görürse ona bir şey der. Allah Allah. Niye böyle oldu? Kovuculuk mesleğinden. Varın görün bunların kabirde ne çekeceğini. Böyle deyip yani kendimizi sıyırmıyoruz da Allah bizi de muhafaza etsin yani. Varın görün bu çekenleri. Yeni bir madde. Nihaye ve matemde aşırılık. Kabir azabının sebepleri. Nihaye ve matemde aşırılık. Efendimiz Aleyhisselam vefat edildikten sonra vefat edenler için hayatı matemhaneye çevrilmesini uygun görmüyor. O yüzden de taziyelerin 3 günden fazla uzatılmasını da uygun görmüyor. Bir müstesna. Eğer bir hanımın eşi vefat ettiyse onun taziyesini 3 günden fazla uzatmaya müsaade vardır. Buhari'de geçiyor.
Kitab-ı Cenayiz'de Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadının eşinden başka bir ölü üzerine 3 günden fazla yas tutması helal olmaz. Lakin kadın eşinin ölümü üzerine 4 ay 10 gün ne süresi? İddet süresi değil mi? 4 ay 10 gün yas tutar diyor. Evet. Yeni bir madde. Kabir azabının sebepleri mahremiyete dikkat etmemek. Allah Allah ne oldu ya? Şimdi tesettür kabir azabına bağlanacak. Ya kardeşim biz bizim değiliz ki. Şimdi sen benim arabayı alsan, istediğin gibi kullansan, üstünü açsan, camını açsan, kestirsen böyle sanayide açtırsan, sonra da o arabayı bana getirsen. Ben bu emaneti sana böyle teslim etmedim ki der miyim demez miyim? Ya. Peki tesettür deyince sadece hanımların tesettürü mü? Mahremiyet deyince sadece hanımların tesettürü mü? Hayır. Bizim gözler ne olacak? Bizim diğer mahremiyetler ne olacak değil mi? Allah Allah. Bir giriyoruz Instagram'a Allah muhafaza. Bir giriyoruz Face'e neler çıkıyor neler çıkmıyor umurumuzda değil yani. O an kabir azabından uzak olduğunu düşündüğümüz an. Bir diğer madde. Kamuya ve yetimlere ait mallara el uzatmak kabir azabında ciddi sıkıntı çıkaracakmış bunlar. Bir diğer madde. Kabir azabının bir sebebi namaza karşı lakayt olmak. Tirmizi'nin hadisinde geçiyor. Bu iman suallerinden sonra kabirde muamelat cihetinde ilk sorulacak şey namaz. Namazda problem varsa hafizan Allah. Çok sıkıntısı var. Kabir azabından korunma yolları. Kabir azabından korunmanın ilk yolu Allah yolunda şehit olmak. Niye? Çünkü şehide sekeratül mevt yani ölüm sarhoşluğu yok. Az önceki örneklerde de gördüğümüz üzere. Allah Allah. Peki nasıl olacak yani? Nasıl olacak biliyor musunuz? Şehitlik tabii ki de bir cihat, bir sınır müdafası cihetinde kalpte de Allah'a iman varsa o şekildeki mertebesini zaten herkes malum biliyor. Fıkıhta bir de hükmi şehit diye geçiyor. Ne demek bu? Sen kalbinde Allah'ın rızasını taşıyorsun ve Allah'ın yolunda hizmetçi olmaya çalışıyorsun. Ya ben nasıl böyle hem Allah'ın rızasını kazanacağım? Hem de bunu başkalarını kurtararak kurtulma mücadelesinde yapacağım diye böyle sürekli mücadele ediyorsun. Kalbinde bunun samimi niyeti varsa böyle ama nasıl biliyor musun? Çok affedersiniz istivra halinde kafanda bunlar dönüyor. Yatakta uysan rüyalarına hülyalarına bunlar giriyor. Ben nasıl hizmet ederim birinin daha imanına nasıl yetişirim? Böyle bir kişi ayağa taşa takılsa yere düşse kafasını vurup orada vefat etse biiznillah şehit hükmünde olabilir. Yani şehitliği belirleyen şey ne oluyor? Kalpteki niyet oluyor. Madem öyle, bak az önce okuduğumuz o kabirin hesabından, sorgusundan kurtulmanın yolu o ilim talebesi gibi şehit hükmünde gidersek eğer bu onun en kıymetli ve kuvvetli yolu. Peki nasıl olacak? Cephede olmadan şehitlik olur mu? Hep maddi cephe olarak konuşmuyorum. Manevi bir cephe olarak da konuşuyorum. Üstad Hazretleri diyor ki siperini terk eden ve kaçanlar en ziyade yaralananlardır diyor Üstad Hazretleri. Ne diyor? Kaçanlar diyor. Siperinde kalan sebat edenler de en az yara alanlardır. Yani manevi bir cephe var mı? Var. Allah bir ikramla bulunmuş mu? Bulunmuş. E sen de aç gözünü gör artık. E ondan sonra ne de? Burası benim Okçular Tepem'de. Ben Okçular Tepemi bırakmayacağım de. Şimdi bunu demiyorsun, onu demiyorsun. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Her şey aman sen nazlısın. Her şey benim yüzümden oluyor. Ay benim canım böyle istiyor diye de nereye gidecek yani? Bu dünya lezzet dünyası mı? İmtihan dünyası mı? Nasıl olacak? 10 yıl duyup bir insan bir hizmet beğenmese nasıl olacak? Nasıl olacak? Şimdi bu işleri nasip eden Allah mı? Allah. Allah bize şimdi doğruyu anlatmak için tekrar hususi peygamber gönderir mi? Hayır, o kapı kapandı. Peki tekrar kitap gönderir mi? Hayır, o kapı da kapandı. Sahabe efendilerimiz gelip kapı komşumuz mu olacak? Hayır, öyle bir durum da söz konusu değil. Nasıl anlayacağım ben? Böyle anlayacaksın işte. Esbapları yaratıyor Allah Azze ve Celle. Bir arının sivri, zehirli yerinden o tatlı balı verdiği gibi bazen böyle yarım yamalak bir insan da olsa bazen böyle bir hizmet kapısı da olsa onların esbabıyla, onların sebepleriyle de bu sefer seni haydi gel de dinime omuz ol diye çağırıyor. Şimdi yarım birisi bile baksa der ki bu adamın dünyada başardığına bak bir de hizmetteki arka tekeri oynatışına bak. Bu adamın samimiyeti nereye? Nereye bu adamın inandığı? Belli oluyor mu? Belli olur. Amelden belli oluyor. O zaman sen Okçular Tepesi'nden iniyor musun dostum? Bu mu yani hikaye? Biz kabir azabını okuyoruz işte. Herkes iman ölçüsünde hissesini alacak. Bir insan bir zerre şu meseleyi anlasa der ki paspas olayım da Allah'ın yolunda hizmet edeyim.
belki olur da bir manevi şehit hükmüne geçer miyim diye. Başkalarının imanı için gecelerimi böleyim, olur da bir manevi şehit hükmüne geçer miyim diye gecesini gündüzüne katması lazım. Birazcık hala bozmadıysak çalışıyorsa. Şehit olanlar sekeratül mevtü yani ölüm sarhoşluğunu yaşamadığı gibi anında rızıklandırılmaya başlıyorlar. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir sahabe efendimiz şehit oluyor. Allah Resulü Aleyhisselam da yüzünü çeviriyor şehitten. Sahabe şaşırıyor diyor ki ya Resulallah neden ona bakmadın da yüzünü çeviriyorsun? Ne diyor biliyor musunuz? Başladı rızıklandırılmaya. Ben yüzümü çevireyim de rahat olsun diyor. Başladı rızıklandırılmaya. Yüzümü çevireyim de rahat olsun diyor. Nasıl mana? Nasıl mana? Nasıl mana? Bu kadar imkan, bu kadar kapı varken. Ya böyle değil de öteki türlü gidersek. Siyah iki beden üstünde mavi gözlerle. He? Gök gürültüsü gibi sesle. He? Dişleri kabri kazacak şekilde yavaş yavaş görürsek. Acaba o mu daha çok acı verir? Yoksa Allah bizi muhatap bile almadan şöyle köşeye atsa mı daha çok acı verir? He? Nasıl olacak öyle? Ya dersek ki keşke keşke keşkenin yeri işte burası burası. Hayrı kesbetmek için keşke kullanılabilir. Hayrı kesb için. Yoksa keşke biliyorsunuz umum manada kullanılması caiz değil ama hayrı kesb için keşke kullanılır ama o dünyada değil. Bu dünyada. Öyle bir güzel tadını alırsın ki hizmetin dersin. Keşke 3 yıl önce tanısaydım da daha çok koştursaydım. Bak bu hayrı kesb değil mi? Bunda cevaz var. Allah Allah. Kabir azabından korunma yolları dedik. Başta şehadet dedik. Şimdi ibadet diyoruz. Cenaze mezara konduğu zaman bir hadis okuyorum. Kendisini teşhi edenlerin daha ayak sesleri kesilmemiştir ki bak bak. Melekler kendisine soru sorarlar. Tam o dakikada mükennekir aldı mı hesaba? Aldı. Tam aldığı dakikada nurani bir şey gelir onun başucuna oturur. Bu onun namazıdır. Bak yardımcı gelecek mi? İnşallah. Bir başka nurani şey ayak ucuna oturur. Bu onun sair hayrat ve hasenatıdır. Bir başka nurani şey onun sağ tarafında oturur. Bu onun orucudur. Bir başka nurani şey sol tarafına oturur. Bu da onun zekatıdır. Bunlar sağdan ve soldan kabrin onun kemiklerini sıkmasına, canını yakmasına, sıkıntılar vermesine karşı onu korurlar. Ya. Hadiste ne geçiyor biliyor musunuz? İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey hariç diyor. Bir, sadaka-i cariye. Ne demek biliyor musunuz sadaka-i cariye? Hayrı devam eden iyilik demek. Ne gibi? Hayal alem gibi. Öyle değil mi? Şimdi bir insan buraya bir tuğla koysa sonra vefat etse. Buranın günlük hikayesini biliyor musunuz? Bizim iletişim ekibi arkadaşlar var. Yani atıyorlar hakikaten inanmak bile çok müşkül. Çok müşkül yani. Her gün binlerce mesaj geliyor. İntihardan döndüm. Deistim iman ettim. Bak bak. Kainatın önemli mesleği değil mi? Ateistim iman ettim. Anneme zalimlik ediyordum. Tövbe ettim. Kumar bataklığına girdim, kafama sıkıyordum, tövbe ettim. Bak, daha geçen poğaçacıya girdim, poğaçacıya. Bir arkadaş geldi yanıma. Abi dedi, poğaçacı ya, şurada bir poğaçacı. Buyur kardeşim dedim, abi şöyle siz hayal eden mi? Evet kardeşim hayal eden. İntihardan döndüm, intihardan biliyor musun diyor. Poğaça alırken yaşanıyor. Başka bir poğaçacı da yine, hayale gelirken poğaça alıyorum ya. Yine bir poğaçacı da, uzman psikologmuş arkadaş. Dedi ki, bizim gibiler mahremini başkasına açmaz. Bütün yaralarımı diktiniz, haberiniz olsun dedi bak. Başka bir yere gidiyoruz, sıçkırıklarla ağlıyor böyle. Konuşamıyoruz artık. Ne oldu kardeşim? İntihardan döndüm diyor. Başka biri geliyor diyor ki, hafızdım diyor, hafızdım. Şu günahları işledim diyor. 10 yıl boyunca işlemedik günah kalmamış. Şükür diyor, bu hakikatlerle tövbe ettim diyor. Ya şimdi soruyorum sadaka-i cariye, sanın benim için ne olacak acaba? Şu medreseyi ihya etmek, İstanbul'da, başka yerlerde devam ettirmek. Ama sadece maddi olarak değil, manen de içinde güzel insanlar olarak. Hem maddi devam edecek inşallah, hem manevi devam edecek. Yani ne demek bu? Sadece perde parasını gönderme demek. Gel, o perdeyi kendin tak, naz çek, kahır çek, olmaz lafını duy, böyle lafını duy ki müşterinin nazını çekiyorsun, bir de ahiret için naz çek. Gel boyasını bizzat kendin yap, sadece boyayı gönderme. Ama en güzelini yap. Evine yapmadığın gibi yap. Peygamberin emaneti burası, burası evimden de güzel olması lazım deyip öyle yap. Yırtık perdeleri getirme artık. Onlar başka. Olmaz öyle.
hanımın kızı diyor diye en güzelini alacaksın. Medreseyi yırtık perde. Allah Allah. Ne güzel dünya ya. Hangisi daha önemliydi? Allah Allah. Sadaka-i cariye ne? Şu medrese değil de nedir Allah aşkına? Bak sayısız ya, milyonlarca insanın imanına kuvvet veriyor ya burası. Bize bir mesajlar geliyor, aklınız, hayaliniz şaşar ya. Herhangi bir videonun yorumuna girin, orada bile rastlamanız mümkündür yani. Akıllara zarar ya. Sadece o mu? Hayır, daha burada tanıdığımız, hayatını bildiğimiz, medreseye gelip giden nice sayısız arkadaş var. Hayatları değişmiş ya. Belki kimine hayalhanem denk gelmeseydi bir suç örgütünün ağır abisi olacaktı. Belki kimine denk gelmeseydi şu köşede yeni bir bar açan, 6. barını açan bir adam olacaktı. Belki kimisine denk gelmeseydi hayatını sonlandıran filanca biri olacaktı. Belki birisine denk gelmeseydi cismani hayatıyla sürekli işe katayım, eşe katayım, işe katayım, eşe katayım diye, çok affedersiniz yani, insan değil de tavşanca bir hayat diyeyim, hayvanca demeyeyim de tavşanca bir hayat yaşayan bir adam olacak. Nasıl olacak böyle? Ya şimdi sadaka-i cariye sana bana göre nedir yani? Şuranın en küçük bir meselesini yapmak kabirde ne olacak biliyor musun? Kapanmayan bir sevap kapısı olacak. Kapanmayan. Allah Allah. Öyle demek sadaka-i cariye. Hayır defterin kapanmayacak. E bir de gözün kapandı hayır defterinden önce. Dedin ki aa şu iyilikleri yapmaya da niyetim vardı. Geçti. Geçmiş olsun. Bitti mi? Bitti. Öyle hem kendinizi hem de yastık altınızı bol bol saklayıp durmayın, durmayın. Durmayın ya. Şimdi yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın? Hangi imtihanı beğenmedin? Büyüttüğün dünyadaki yerler kabirde sana yardıma gelmeyecek. Ancak bir sadaka-i cariye kapın açık olursa. Allah sana ne kadar vermiş, sen onun ne kadarını çıkarabiliyorsun. Öyle öyle öyle. Sadece para vermek mi? Daha zoru var mı? Var. Nefsini ve nefesini vermek, nefesini. Şurada bir tane adam şu fabrikada çalışan bir çark olduğunda dışarıda 1000 tane daha adamla ilgilenmek demek bu, biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Hazreti Osman Tebük seferinde 30.000 kişilik zorluk ordusunun 10.000'ini giydiriyor. Atını veriyor, bineğini veriyor. Hem de kendi en önlerinde cihata gidiyor. Biz şimdi ay Ramazan'da bir koli vereyim şunlar dağıtsın. Kurban'da iki kurban vereyim bunlar dağıtsın. Tamam dağıtsın dağıtsın da. Sen neredesin be adam? Senin ömrün asıl sermayen değil mi? Kabri hesaplamıyoruz kabri. Bırak cenneti cehennemi. Cenneti cehenneme bence kapasitemiz çok yetmiyor hadi. Hadi şu kabir. Bu da çok anladığımızdan değil de belki numune olarak, cennet cehennem numunesi olarak belki burayı daha iyi anlıyoruz. Böyle bir sadaka-i cariye kapısı açılmış. Evde mi öleceğiz, koltukta mı öleceğiz? Ha? Yatakta mı öleceğiz? Akşamda şu saatte yatamasam olmaz. Ha? Dükkanlara koştururken mi öleceğiz? Nasıl öleceğiz? Allah aşkına dünyanın eşantiyonlarını hakikat zannediyoruz. Vallahi garip oluyoruz ya. İkincisi, istifade edilen ilim. Kabirde birinci neydi? Kapanmayan sadaka-i cariye. İkinci neymiş? İstifade edilen ilim. Neresi geldi aklınıza? Allah'ın izniyle işte Allah bize bir cephe vermiş. Kaç tane insan Risale-i hakikatlerini tanıdı biliyor musunuz? Kaç tane insan Kur'an'la muhatap oldu, Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdi biliyor musunuz? E şimdi bu istifade edilen ilim değil de nedir? Bakın size bir hadis okuyayım. Suyuti'de geçiyor. Kıyamet gününde alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanı tartılır. Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir. Bu hadisi okuyunca sadece şöyle gelmiyor değil mi aklınıza? Bir kitap yazayım, bitsin. Bir video çekeyim, oradan evime gideyim, dinleneyim, bitsin. Ya inanın bu işin kolay kısmı. Talebe yetiştirmek demek bu değil. Alimin ilminden istifade edilmesi demek de sadece bir tane video atayım demek değil. Her gün birçok insan bu hakikatleri düzenli ve sistematik bir şekilde çalışsın diye. Çayına, çorbasına kadar, bahçesindeki ağaca kadar, Ramazan'daki iftarına kadar, kurbandaki etine kadar düşünmenin karşılığıdır burada duyduğumuz hadis. Yoksa uçakla geleyim anlattım, ondan sonra da bitsin iş. Neredesin? Evdeyim. Hafta sonu evdeyim. Pazar? Pazarda bahçedeyim. E hafta içi? Hafta içi de torunlarlayım. E kim koşturacak? Kim koşturacak? Bu yanan imanlara kim anlatacak? Şuradaki barlara, içkili kafelere kim gidecek arkasında dua edecek? Şuradan bir tane tanıdığım var, bir şunu çekeyim diye kim koşturacak? Çok zeki bir çocuk dünyanın sarhoşluğunda diplomayı put yapmasın diye o çocuğu alıp kim talebe diye eğitecek? Bu diplomayı kalbine koyma, cebine koy. Ondan sonra Allah'ı bilip git de hizmet et diye. Kim bu adamları yetiştirecek? Kim? Kim? Anlıyorsunuz değil mi? Ta profesöründen sokakta faal çalışan herhangi birine kadar. Tamamına nasıl ulaşacaksın? İşte burada bahseden ilim bu demek. Ben anlattım, yazdım, okuyan okusun demek değil. Yani ne var ki onda? Yazıyorsun, yayın evi basıyor, dağıtıyor zaten.
Sen kapı kapı da dolaşmıyorsun. Hadi öyle yapsan belki ecri olur. Nasıl olacak? Ha? Sen yapma, o yapmasın, dinleyen yapmasın, hiç üstüne alınmasın. Ha? Aa, Mehmet Hoca da ne güzel anlatmış deyip kapatsın televizyonu, ekranı. Bu mu yani hikaye? Şimdi şu anı da Allah kabirde sorar mı, sormaz mı yani? Tekrar hatırlattım size, neden dinlemiyorsunuz diye. Terazimiz hasar görmüş. Altın tartan teraziyle sürekli kömür tartarsan, ameliyatta kullanılan neşterle sürekli meyve kesersen ikisini de körertirsin. Şu bizim duygular nasıl biliyor musun? Kur'an'ın altın hakikatlerini tartan ince ince teraziler. O sünnetteki incelikleri kesen gören ince ince neşterler. Biriyle odun kesiyorum, biriyle kömür tartıyorum. Kalmadı, duygu diye bir şey kalmadı yani. Sahabe işte bunları duyunca bayılıyormuş. Bayılan var, rivayetlerde geçiyor. Biz duyuyoruz. Yarınımız gene dükkanı düşünmekle geçecek. Yani biz bitmiş miyiz, ne olmuş yani? Nedir bu iş? Ama ne olmuşsak burada çözeceğiz. Sekeratta çözüm yok bunun. Perde açıldıktan sonraki Allah'ım seni tanıdıma ne deniyor biliyor musunuz? İmanı bilyeyiz. Yani bitti artık, ümit kesilen iman, bitti. Kimin imanı gibi? Firavun'un imanı gibi değil mi? Hani o Firavun'un cesedini gösteriyorlar secde halinde. Doğru doğru öyle. Perde açılmış, ondan sonra secdeyi kapanmış ama çaresi, ümidi bitti. Niye? İmanı bilyeyiz. Perde aralandıktan sonra iman etmen hiçbir şey ifade etmeyecek. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar perde açılmadan gaybe iman ederler. Şimdi. Bak şimdi. Sana peygamber gelmeyecek, yeni Kur'an, yeni kitap da gelmeyecek. Şimdi bu derste anlayacağız. Postacı topal olabilir, sen onu aldırma. Hakikatler doğru, sen ona takıl. Postacı topal, ona takılırsan olmaz. Hakikate takıl sen. Şimdi, bugün. Bugün çözmezsek bu işi, kabirde çok çekeceğimiz var. Hadi burada çok yoruldun, uyudun geçti. Kabirde ne yapacaksın yorulunca? Ha? Ay etim ağrıyor meselesi de değil. Etini damarlarına yapışmış dikenlerle söküyorlarmış. Sen ne yapacaksın orada? Daha bunun sevdikleri var, ayrılık acısı var. Allah'ın senden Allah muhafaza yüz çevirme meselesi var. Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ı görememe meselesi var. Ömür boyu yalnız bir koğuşta, tecritte kalma meselesi var. Koğuşta uzanıyorsun, uyudun hadi. Burada ne yapacaksın? Ha? Vallahi inşallah anlarız ya. Yani bu da bizi uyandırmıyorsa ben bilmiyorum ki ne uyanır. Bir ne dedik? Sadaka-i cariye. İki ne dedik? İstifade edilen ilim. Üç diyoruz, kendisine dua eden hayırlı evlat. İşte bu üç kapı kapanmayacakmış. Hayırlı evlat ne demek? Sahabeye benzeyen evlat demek. Başka hayır mı var? Ha? Hakiki İslam'ı yaşayan demek yani. Yoksa sana çay getirip karpuz kesince değil yani. Tam Allah'ın razı olduğu kıvama girince yani. Evet. Bu okuduğumuz Müslim'de, Ebu Davud'da geçen, Tirmiz'de geçen bir hadiste. Kabir azabından korunma yolları. Yeni maddemiz infak. İnfak, nifakla yani kalpteki fitnelerle zıt manadadır. Ne kadar infak etsen o kadar kalpteki nifak sökülür. Ama yine bu asrın hastalıklarından sürekli dilimizde işler bozuk. Madem işler bozuk, sen aylardır, yıllardır hala yemek yiyorsun. Hala üstü yırtık olmayan kıyafetler giyiyorsun. Aylardır, yıllardır hala arabaya biniyorsun. Hala lokantadasın, hala tatile gidiyorsun. Nasıl işler bozuk arkadaş bu ya? Peki sen nasıl bir imtihan bekliyordun? Velev diyelim hadi hakikatte de işler bozuk. Nasıl bir imtihan bekliyordun? Hani mümin dediğin varlıkta da yoklukta da infak edendi. Öyle demiyor mu? Serra ve darra değil mi? Hani mümin dediğin hiç kimse omuz olmadığında ben buradayım diyendi. Hazreti Osman'ın o Rume koyularını satın aldığındaki olay gibi. Ha? Hani öyle olacaktı? Şimdi rahatlık anında herkes yapacak zaten. Ama herkesin korktuğu bir zamanda ya ben varım arkadaş ne lazım dediğinde sen akıbet endişeni orada Rabbine ispatlamış oluyorsun işte. Şimdi bu manada öyle hadisler var ki Allah için böyle feda etmek, vermek. İnsan ne kadar verebilir? Ne kadar feda edebilir? Ne kadar aldıysa o kadar veriyor değil mi? Bu vermeden sadece parayı da anlamayalım. Nefis ve nefeslerini. Değil mi? Yoksa adam derse gelmeye üşeniyor ama ben de arada hayır göndereyim. Ya arkadaş sen de gel. Nefsin ve nefesin de burada olsun yani. Bakın şu hadisleri dinlediğinizde ben çok şaşırmıştım. Siz de eminim öyle olacaksınız. Cahil bir cömert, abid yani ibadet eden bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. İnfak diyoruz ya infak. Bak nasıl geçiyor rivayet? Tirmizi'nin hadisi. Yeni bir hadise geçiyorum. Cömert kimsenin zellelerini yani ufak yanlışlarını görmezlikten gelin. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. İnfağı görüyor musun infağı? Bak başka bir hadis. Cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla birlikte bulunamaz. Olay şu yani insan neye tapıyorsa ona verebiliyor ya. E nefsine tapınca işte ona verebiliyor. Rabbine tapınca da onun yoluna verebiliyor yani hikaye o.
Bu çok enteresan bir hadis. Cimri çok ibadet etse de cennete girmez. Cömert çok günah işlese de cehenneme girmez. Kabir azabından korunmanın yolları. Evet. Telkin. Telkin, definden sonra bilen birisinin meftaya, ölüye bazı hakikatleri hatırlatmasıdır. Şimdi yine bazı nadanlar ne o ya, ölüye kopya mı veriyorsunuz diyebilir. Siz bütün bu soruları kafanızdan çıkarın. Yok kabirde şöyle var mı, şu madde şöyle mi? Yani dillendirmiyorum ki böyle akla gelmesin diye. Siz bunların hepsini çıkarın yani. Bunları böyle insanların aklına şüphe olarak atanlar o kadar büyük bir vebalin altında ki. Kabirin ve ölümün manası gidiyor, manası. Şu ölürse şöyle mi olur, bu ölürse şehit olur mu, bu şöyle olur mu, bu böyle olur mu? Bu tür böyle sathi nazarlardan ve insanların aklına şüphe düşürmekten ölümün hakikatini bizden çekip alıyorlar. Çok büyük vebale giriyorlar. Siz bunları bırakın. Siz farz edin ki ben öldüm, kabrimin içindeyim. Siz böyle bakın. Müslim'de geçen bir hadis. Ölüme yaklaşan yakınlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin ediniz diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Ve genellikle ulema sevdiği insanların o telkini vermesini öneriyorlar. Orada bir inatlaşma olmasın diye. Ebu Umame Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sizin din kardeşlerinizden birisi ölüp de kabrini toprakla düzlediğiniz zaman içinizden biriniz onun mezarının başında durup şöyle desin. Ey falan oğlu falan. Ama bunu annesine nispet ederek söyleyecek 3 kez. Ey falan oğlu falan, ey falan oğlu falan. Ölü, bizi irşat ettin, Allah'ın rahmeti üzerine olsun der. Fakat siz duyamazsınız. Sonra şöyle desin. Ey Allah'ın kulu, bu dünyayı terk ederken ettiğin ahdi hatırla. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam onun Resulü olduğuna şehadet ettin. Allah'ı Rabbin, İslam'ı dinin, Muhammed'i aleyhissalatü vesselam peygamberin, Kur'an'ı rehberin, Kabe'yi kıblen olarak kabul ettin diye geçmektedir Suyuti'de. Hazreti Osman Efendimiz rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ölüyü defnetti ve şöyle dedi. Kardeşiniz için mağfiret dileyin. Ona sebat isteyin. Çünkü o şu anda sorgudadır. Ebu Davud'un Sünen'inde geçiyor. Burası çok enteresan ya. Telkinle ilgili. Okuyayım mı bir hadis daha? Acayip bir şey ya. Ensardan birisi, ya Resulallah, ölüm döşeğinde yatan bir genç var. Ne kadar telkin etsek de la ilahe illallah demiyor diye yanına gelir. Telkin ediyorlar, la ilahe illallah de diyorlar, diyemiyor, tıkanıyor. Efendimiz Aleyhisselam namaz kılar mıydı der. Evet kılardı. Efendimiz Aleyhisselam anne babasıyla arası nasıldı der. Yaşlı bir anası vardı ve araları bozuktu der sahabe. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Çağırın annesini. Annesine şöyle söylüyor. Şurada ateş yakılsa, oğlun içine atılsa yüreğin dayanır mı? Annesi der ki vallahi dayanmaz ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam devam eder. Eğer sen hakkını helal etmezsen ebedi ateşe düşecek. Kadın bunun üzerine hakkını helal eder. Yeniden telkinde bulunurlar. Bu sefer çocuk la ilahe illallah diyerek telkine cevap vererek vefat eder. Efendimiz Aleyhisselam devam eder. Allah'a hamdolsun ki benim vasıtam ile bu genci cehennem ateşinden kurtardı der. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen bir rivayet. Şimdi böyle derim gibi geliyor değil mi? Hani biz bazen kürsüde böyle birisine bir soru soruyoruz. Ne diyor hemen? Heyecanlandım da. Ne diyor? Aklıma gelmedi diyor değil mi? Halbuki sindirilmiş şeyler akla gelir yani. Bir soru sorsam gelmez belki ama. Arda neresin sen? Kayseri. İşte sindirilmiş şey aslında akla geliyor yani. İmanı da tam sindirsek belki akla gelecek ama heyecan anında yine de şu dünyadaki bir heyecan anında sindirilmiş bir şey bile unutabiliyor insan. E sen bir de kabrin heyecanını düşün. Kabrin heyecanında öyle bir an var ki biz böyle aman söyler kurtulurum zannediyoruz ama öyle değil, öyle değil. Demek ki öyle anlarda o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birileri de telkin edip yardım etsin buyurmuş. Ama bence telkin edenin de telkinden sonra şunu demesi lazım. Sen ona bunları söyle söyle dedin ama sen kimsin be zavallı adam diye kendisine söylemesi lazım. Değil mi? Ya evet. Ölüler duyar mı? Ölüler duyar mı? Ayak seslerini bile duyar. Nereden biliyoruz? Bakın şuradan. Bedir savaşı bitmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelip Bedir'de ölen kafirlere kimlere biliyor musunuz? Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, İbni Ebu Muayt. Bunların her birisine şöyle cümleler söyler. Ey filan oğlu filan, ey falan oğlu falan.
Allah ve Resulünün size vaat ettiğini şimdi gerçek olarak buldunuz mu? Kimlere söylüyor? Müşriklere söylüyor. Subhanallah. Ben Allah'ın bana vaat ettiğini gerçek olarak buldum. Hazreti Ömer dinliyor bunu, çok şaşırıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ruhsuz cesetlere nasıl hitap ediyorsun? Efendimiz Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsınız. Şu kadar var ki onlar cevap veremezler buyuruyor. Müslüm'ün cennet babında. Ölüler duyar mı? Duyar. Ölüler görüşebilir mi? Abdullah İbni Mübarek'ten rivayet edilen bir hadis var. Kişi berzah alemine geçince ruhlar konuşmak için gelir. Biz kabre geçince yalnız mıyız? Hayır hayır, ruhlar konuşmak için gelecek eğer bahtiyarsak. Bak devamında da şöyle var hadisin. Ruhlar konuşmak için gelir. Nereden geldin, kimsin, ne yapıyorsun onları sorar. Cevap verirken daha yeni vefat edip gelen kişi sorar. Ya filanca bir arkadaş vardı. O benden önce vefat etti. O burada değil mi deyince kabir ehli onu tanımaz. Hayır biz öyle birini görmedik. O da der ki eyvah, sizin aranızda değilse demek ki siccinde. Zindanda. Mahzende. Kapatılmış tek başına. Cehennem azabı kabirde başlamış. Nasıl olarak? Tek, münferit. Alo desen duyan yok. Eyvah desen duyan yok. Koca kabirde seni gören duyan yok. Nasıl? Çok sıkıntı değil mi? Kabir ehliği meselesinde Risale-i Nur'da da bir yer geçmektedir. Tuyurun hudurun diye bir hadis var. Yani yeşil kuş demek. Tuyurun hudurun hadisi. Üstad Hazretleri şöyle söylüyor. Ehli cennet ruhları kabirde ama cennet ehli. Berzah aleminde yeşil kuşların ceflerine girerler ve cennette gezerler. Berzahtayken kuşlara binip nerede geziyormuş? Cennette. Berzahtayken kuşlara binip cennette gezdiği gibi berzahtayken kuşlara binip kabirde de sizi dinleyen bir kuş olabilirler demiş alimler. Gittiniz annenizin kabrinde dua ediyorsunuz. Ah anam, şu duaları hediye edebiliriz değil mi biz? Okuduğumuz duaları. Şunları sana hediye ediyorum, şu duaları sana okuyorum diye. Bir baktınız ağacın üzerinden öten bir kuş. Kimdir? Belki de kabirde ziyaret ettiğinizin ruhu kuşa binmiş, o da sizi ziyarete gelmiştir. Hadisteki tuyurun hudurun yeşil kuş ifadesinden böyle anlaşılıyor. Evet. Hazreti Ali'nin ablası Ümmü Hani. Hani Efendimiz Aleyhisselam Miraç'a çıkmadan o gece bir evde kalıyor ya. İşte o Ümmü Hani'nin evi. Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor, diyor ki ölünce birbirimizi görür ve ziyaretleşir miyiz? Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Ruh cennet meyvelerinden yiyen bir kuş olur. Bak yine kuş örneği var. Kıyamet kopunca da her ruh kendi cesedine girer. Allah Allah. Başka birisi soruyor. Diyor ki ya Resulallah, ölüler birbirini bilir mi? Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Onlar ağaç tepelerindeki kuşların, bak yine kuş örneği var, birbirini bildiği gibi birbirlerini bileceklerdir diyor. O boyut meselesini de az önce konuştuğumuz hesaba katarsanız kabir ehlinin Allah'ın müsaade ettiklerinin nasıl gezebildiğini, nerelerde salih insanlar olarak bulabildiğini anlamış olabilirsiniz. Başka bir rivayete göre ölmüş insanların rüyada gözükmesi de rüyayı sadıka sayılabilir diyorlar. Yani misal alemine de ziyarete gelebiliyorlar mı? Evet, gelebiliyorlar. Şimdi bu kadar şeyi öğrendik ya. Farz edelim kabre girdik. Kabirde de peşinden koştuklarım için kaybettiklerim bana gösterildi. Böyle bir acıyı düşünebiliyor musunuz? Buna cehennemin en büyük azap çeşitlerinden biri diyorlar biliyor musunuz? Cehennemdesin ya da cehennem numunesi kabirdesin. Perde bir açılıyor, şunların peşinden koştun. Dünyanın, namın, paranın, şanın, şöhretin, tekliğin peşinden koştun. Ama benim davam omuz olmadın diye. Bunlar da kaybettiklerin diye cennet bir gözükecek. Cehennemin en büyük azaplarından bir tanesi buymuş. Şimdi acı çekmiyor mu o da? Tüh diyor, şunu satsaydım şu gün, şimdi neydim diyor. Kaç adam dinlediysem böyle hikayesi var. Kesinlikle var. Ah diyor şu altını şimdi bozdursaydım. Ah diyor borsaya şöyle yapsaydım. Ah diyor coinlerim diyor. Ah ah. Öyle öyle. Cehennemin ve belki de kabrin en büyük azabı buymuş biliyor musun? Perde bir açılacak. Şunlar yüzünden, şunlar dediği nerede biliyor musun?
Kabirde değil. Dünyada başkaları bölüşüyor. Cesedini toprak altında yılan çıyan bölüşüyor. Mallarını da evladı Üyal buluşuyor. Sen de tek başına hesap veriyorsun orada. Ve biri sana diyor ki şunların peşinden koştun. Bak hiç elinde bile kalmadı. Bunları da kaybettin diye bir açıyor cenneti. Bittin. Cehennemin en büyük azap çeşidi. Kabrin en büyük azaplarından bir tanesi. Ne uğruna neleri feda ettin? Ne uğruna? Elinden zaten gidecek çıkacak şeyler uğruna. O yüzden en büyük sermaye olan ömür sermayesi. Bak iyi anlayalım. Bunu Allah yolunda kullandık yoksa halimiz berbat. Cenneti alabilecek bir ömür sermayesi var. Dünya bile yar olmadı. Dünyayı bile alamadık. Ne olacak? Ha? Bu mu uyanıklık? Bu mu kurnazlık? Bu mu tüccarlık? Bu mu esnaflık? Allah aşkına ömürlerini bu şekilde geçirenlerin zengin hayatlarına imrenmekten vazgeçin artık. Bu hesabı çok olan bir süreç. Bu dünyada istediği kadar sultan olsun. Ne oluyor ki sonra? Yoklansın kafası mezarda her ölenin. Farkı var mı acaba hükümdarla kölenin? Ya Allah o kabirde ya bu şehitlerden eylesin. O sekeratul mevti yaşamayanlardan, o ölüm sarhoşluğunu yaşamayanlardan eylesin. Peki nasıl eylesin? Yolundan gidersen bir şekilde eylesin. Yolunu bilmezsen ne eylesin? Ne eyleyeceği de belli değil mi? Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Ölüm ruhu inceltir. O yüzden kabir ziyaretlerini bol yapalım. Mümkünse tek yapalım. O yüzden ölümü hatırlatan böyle dersleri, böyle mekanları, böyle dostları bir kez bulunca ama ne olacak kaybedersem kaybederim. Allah ikinci verir şımarıklığına girmeden kıymet bilelim kıymet. İslam öyle bir şey. Birinci olmasıyı sen kabul etmezsen hayatında hiçinci oluyor. O da onu kabul etmiyor. Ya Allah razı olsun. Bak bir kelimenin anlamı doldu ha. Kabir kelimesi. Görüyor musun? Kesin gideceksin ya. Geçen arabayla gidiyorum bir baktım bir sinema afişi. Mersinli bir tane sinema oyuncusu ama sinema büyük sinema. Türkiye'de oynatılan bir sinema. Afişin olduğu haftada adam vefat etti biliyor musun? Böyle afişe baka kaldım. Dedim filmin burada ama sen yoksun artık. Kabirdesin yani. Ne olacak? O sorgu yani ben kendimi koyuyorum mane. Diyorum hadi Mehmet şimdi gittin. Direksiyon kırıldı vurdum bir tane bariyere gittin. Gidiyor da değil mi? Geçen söyledi işte arkadaşım vefat etti yolda. 3 tane çocuğu geride kaldı diye. Şu dersi anlayan birisi buralardan ürpermesi ve öldü de kurtuldu lafını artık öldü de yakasını kaptırdı lafına dönüştürmesi lazım. Dehşet verici bir şey. Bu dünyada bir şeylerin iradesi var, imkanı var, gücü, kudreti var. Değiştirebilirsin bir şeyleri. Elinden gitti ne yapacaksın orada? Neyi değiştireceksin? Ezel leybet arasında bir tane hak var. Onda da yarım yamalak 6.000, 7.000, 8.000 günüm var yani bir şey diyor. 40 yaşında olsan, 60'ta vefat edecek olsan 6.000, 7.000 günüm var yani. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neyle harcıyorsun? Ama dünyam çok yoğun diyor. Kim yoğunlaştırdı Allah aşkına? Tapa tapa sen yoğunlaştırdın. Sen onu yoğunlaştır diye mi yaratıldın? Bu Kur'an'ı sünneti anla diye mi yaratıldın? Vallahi gerçekten mantıklı gitmiyoruz yani. Çok yoğunum bildiğin gibi değil. Sil at o zaman. Ölmezsin ya Allah Rezzak. Garanti veriyor. Ne bu yani? Sen onlara Rab mı bilip koşturacaksın bu şekilde? Nasıl olacak ki? Çok enteresan. Adamın afişi de orada. Kendi de başka bir sinema filminde. Berzah aleminde. Orada perde açılmış. Çok enteresan ya. Ölüp gidiyor yani. Yok bir daha yok adam. Yok. Nerede? Yok bitti. Bir gelseydin bir konuşsaydık yok gitti. Ya çözüm yok yani. KPSS değil ki dünyada kaybettiğim mal değil ki. Sağlık bile değil. Yok adam. Şimdi sen de gideceksin yarın bir gün. Yaşlar kaç oldu? Keşke yaşa baksa. Ne sağlıklılar ne gençler ölüp gidiyor değil mi? Yani bence iyi anlayalım şu dersleri ya. Hakikaten. Alemimizde yer etmesi lazım bu manaların. Ya yoksa unutuyor, sarhoş oluyoruz. Ne sarhoşu? Dünyada yalancı damardan girip ne varsa değil mi? Senin bu manaları unutturan ne varsa onun sarhoşu işte. Allah muhafaza. Allah razı olsun. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var.
her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.